Seçim özel 2024 programından mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. 31 Mart yerel seçimlerine doğru siyasi parti adaylarını, belediye başkan adaylarını birer birer ekranımızda konuk etmeye devam ediyoruz. Bu akşam da çok özel bir konuğumuz var. Artvin Belediye Başkanı Sayın Demirhan Elçin bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Serkan Bey. Şahsınızda bütün Kadırga TV sahiplerine, ailesine, buradaki bu yayınımızı canlı olarak yayınlayacak olan emekçi basın arkadaşlarımıza ayrıca bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim, ekranların başında bizleri izleyen hemşehrilerimize, seçmenlerimize Artvin'deki ve Artvin dışındaki bütün sevenlerimize, hemşehrilerimize, bütün Artvinlilere de şu anda idrak etmiş olduğumuz Ramazan aylarının hepsini tebrik ediyorum. İnşallah herkes sağlıkla, sıhhatle, afiyetle de mutlulukla bir Ramazan bayramına da kavuşur diyorum. İnşallah 31 Mart'ta da bir başka bayramı hep birlikte yaşarız diyor. Tekrar size bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz başkanım bu güzel dilekleriniz için. Tabii bu cennet vatanın her yeri ayrı bir güzel başkanım, evet. Ama Artvin'de ayrı bir güzel. Yeşiliyle, doğasıyla, coğrafyasıyla gerçekten Türkiye'de ayrı ve özel bir yere, evet, sahip illerimizden, evet, bir tanesi. Tabii her ilimiz, her coğrafyamız gerçekten çok güzel, ayrı bir güzel tabii ki. Evet başkanım, şimdi tabii siz Artvin'in mevcut belediye başkanısınız. Evet. Tabii ki birazdan ilerleyen dakikalarda bu görev süresiniz boyunca yaptıklarınızı konuşacağız. Evet. İleriye dönük projelerinizle tabii ki konuşacağız programımızın sonuna doğru ama Artvin bu seçim sürecinde, özellikle bu adaylık sürecinde biraz, evet, sizin adaylığınız çok konuşuldu. Yani evet, belki aslında yerel seçime baktığınız zaman birçok ilde de böyle adaylıklar, isimler çok tartışıldı, ön plana çıktı ama Artvin'de mevcut belediye başkanlığı olmanıza rağmen, şimdi biz bugün yaklaşık 4-5 saattir beraberiz. Evet. Birebir de sizin Artvin'de yaptıklarınızı da görme fırsatı olduk. Birebir sizden de dinledik, evet, görsellerini de gördük. Güzel işlere de imza, evet, attınız. Herhalde, evet, devam ederim diye bir beklentiniz vardı. En azından Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte ama olmadı. Neden aday olmadınız mı? Neden aday olamadınız? Sonra siz tabii ki İYİ Parti'yi tercih ettiniz. O adaylık süreciniz Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayınca. Ne oldu başkanım bu süreçte? Bir anlatır mısınız? Ben bunu anlatmaya kalksam program falan yetmez. Yetmeyecek başkanım. Yetmez, problem yok. Biz bir ek süre daha veririz size başkanım. Şunu söylüyorum. Yine tekrar bizi burada konuk ettiğiniz için ve hemşehrilerimize, seçmenlerimize, kamuoyuna en azından bilen var, bilmeyen var, onları da anlatma fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Artvin'de yıllar boyu aşağı yukarı 200-300 yıl, 200 değil de 300 yıldan daha fazladır Artvin'in yerlisi olan bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla Artvinli olarak herkes kendi memleketi için farklıdır der, herkes kendi memleketini daha çok sever. Dolayısıyla biz de Artvinliyiz. Derler ki Artvinlere ki ne olursa mahcup olursun demişler adama. Demiş ki Artvinli olmasa mahcup olurum demiş. Mahcup olurum. Yani, ama yani, doğru yani. Her şeyde, herkes kendi iline ayrı bir... Herkes kendi iline. Benim de kendi memleketim tabii ki. Başka memleketli olan siz, başka hiç kimseye şey yapmıyor ama Artvinlilik benim için ayrı bir değerdir. Bütün Artvinliler için de Artvin ayrı bir değerdir. Ve biz Artvinliler olarak nasıl söyleyeyim, harbi insanlarız, mert insanlarız, bir şeyin arkasından fazla dolanmayız. Ne yapacaksak, ne edeceksek, nüfusumuzun da az olması nedeniyle dürüst insanların, demokrat insanların, Atatürk'ü seven insanların, cumhuriyetçi, bayrağına, kutsal değerlerine bağlı bir ilde yaşıyoruz. Artvin'de 4 tane ayrı dil kullanılıyor. Konuşulur. Fakat hiç kimse ulusun bütünlüğünden, ulusun birliğinden, bayrağını filan hiç kimse tartışmaz. Onun için çok farklı bir kültürün içerisinde ve okuma yazma oranı çok yüksek olan bir
ilim belediye başkanı olmuş olmaktan da ayrıca bir gurur duyuyor. Hani büyük önderin sözü söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Yani vatan söz konusu oldu mu tabii ki. Gerisi teferruat. Ben de mizaç olarak farklı bir insanım. Nasıl bir şeyim? 1983'ten beri esnaf teşkilatında görev almışım. Bunun 2019 yılına kadar bunlar bu görevlerim hepsi devam etmiş. 2019'a kadar bu süreç içerisinde 36 yıl gibi bir süreç içerisinde %90'ı 95'i esnaf teşkilatında başkanlık olarak geçmiştir. Bu arada bu süreç içerisinde 93 ile 2010 yılları arasında esnaf teşkilatının en güçlü zirvesi olan Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu'nun yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Kesintisi 93-2010 arasında. 2002-2010 yılları arasında genel başkan vekilliğini yaptım. Artvin'den oralara kadar ulaşmamızın tek sebebi dediğim gibi Artvin'in insanın toplumdaki değer yargılarından dolayı, Artvin'in olmamdan dolayı o görevlere de gelmiş oldum. Ve ben farklı bir insanım. Seçilirken de farklı bir insan olarak ben ona göre seçti. Farklı da bir siyasetçiyim. Elbette ki bir dünya görüşüm var, elbette ki bir siyasi görüşüm vardı. Ona göre şey yapıyordum ama demin bahsettiğim esnaf teşkilatındaki bütün hizmetlerimde hiçbir zaman siyasi parti veya şu siyasidir, bu siyasidir diye hiç ayrım yapmadım. Kamuda hiç ayrımcılık olmaz diye o terbiyeyle büyüyen birisiyim. Ve 5 yıllık belediye başkanlığım döneminde de ben Millet İttifakı ile, o zaman Millet İttifakı da değildi, İyi Parti, CHP İttifakı ile seçilmiş bir belediye başkanıyım. Bu ittifakımıza da bugüne kadar da hiçbir şey getirmedim. Şeyde Ocak ayından sonra bir laf var, ortaklık bozuldu, ondan sonra iş karıştı hesabı gibi. Biz ittifak ettiğimiz partilerde de ne İyi Parti'ye ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ne herhangi bir farklılık da göstermedim. Diğer partilere de farklılık göstermedim ama bir nasıl söyleyeyim, bir konsensüs içerisinde belediye başkanlığımızı yürüttük. Farklı siyasetçiyim. Niye siyasetçiyim? Şeffafım ben siyasette. Şöyle söyleyeyim, ben her ay belediye meclis toplantılarını başka bir mahallede, farklı bir mahallede yapıp resmi belediye meclis toplantısından sonra halkın belediye başkanına, belediye meclis üyelerine soru sorabildiği tek şeydim. 1300 tane belediye var. Türkiye'de tekim. Yani yaptıklarımdan hesap verecek kadar cesaretli biriyim. Şeffaf bir belediyecilik anlayışı izlediniz. O anlayışta. Şimdi diyeceksiniz ki bu bir adaylık hikayesini sordum. Nerelerden nerelere geliyorsun? Şunu söylüyorum. Bu adaylığım süreci başladığı zaman aksilikler oldu, bir şeyler oldu filan ama hep halka gittim sordum. Şimdi anlayacağım. Halka gittim, dedim ki benim başıma bu işler geldi. Sordum. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın dedim. Ondan sonra aday gösterilmedim. Ondan sonra yine halka sordum. Yani bu süreçte de tabii, halka danış, Artvin'e danışarak mı halka, Artvin'de benim yaptığım işi farklı işte. Zaten nasıl icraatlarımda kimse cesaret edip yapmamışsa benim belediye başkanlık dönemindeki siyasi tavrımı gösteren hiçbir siyasetçi yoktur. Hı hı. Ne milletvekili, ne bakan, hiç kimse olmamıştır. Yani Artvin için söylüyorum. Başka yerde var mı bilmiyorum. Olması lazım diye de düşünüyorum. Halka sordum ki benim yerimde olsanız siz ne yaparsınız? Halk cevabını verdi. Ama halkın cevabını hemen pat ertesi gün uygulamadım. Yine bekliyorum. 30 gün boyunca kendi kendimi araştırdım. Sonra aday oldum. Ha, süreç nasıl oldu diyeceksiniz. Ben aday olmuyorum veya işte beni birileri aday etsin filan demem. Ben siyaseten veya seçimle geldiğim hiçbir yerde Allah kahretsin demedim. Hep de her iki senede bir de seçime girmiş bir insanım. Seçimlerden yani rahatım seçimlerde. Kazanılır, kaybedilir. Ben TES'te genel başkanlık seçimine girdim. Kaybettim. Onun olgunluğuyla Artvin'e geri döndüm. Yani seçime giren insan seçimi kazanır da kaybeder ama kazanıp kaybettikten sonra huyu değişmemesi lazım insanlar. Ben öyle biriyim diye kendime iddialı bir şekilde söylüyorum. Ben bir yıl öncesindeyken dedim ki ben tekrar şeyde belediye başkanlığına ikinci dönemde adayım dedim. Adayım dedim. Hatta üye bazlı ön seçim istedim. Kamuoyunda da söyledim.
o zamanki partimin genel kurullarında, kongrelerinde de söyledim, ilinde, ilçesinde de söyledim. Adaya dayanıma müracaat ettiğim zaman iki sefer yazılı olarak beyan da ettim. Neticede Kasım ayında kurultay oldu, genel başkan değişti, yönetim değişti. Ben ne yenilikçiydim ne de eskiciydim. Ben mensup olduğum partiye bağlı bir üyeydim. Kurultay delegesi de değildim. Yani bazen diyorlar ki bu işte Kılıçdaroğlu'cuydu bu. Onun için buna şey yaptılar. Ben partimin genel başkanı kimse ona itaat eden, aklım basmadığı zaman da şimdiki gibi alatmadık diyen bir insanım. Çünkü partiler amaç değil, araçtır hizmet için. Ben öyle değerlendiriyorum. Yoksa insanın dünya görüşü asla değişmez. Dünyaya bakış açısı değişmez. Uyguladığı yöntemler veya davranış biçimleri değişmez. O değişim olduktan sonra aday adaylıkları şey oldu. O arada dediler ki anket yapılacak. Yapıldı, yapılmadı. Artvin'de anket yapılmadı. Burada tekrar söylüyorum. Tekrar iddia ediyorum. Beni izleyenler için söylüyorum. Artvin'de memnuniyet anketi yapılmışsa, şimdi ortaya çıkarırlarsa hepsi sahtedir. Niye sahtedir? Şimdi anketi şöyle gidelim başkanım. Evet. Anketi kim yapmadı? Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki, iyi bir şey yapıyorsunuz. Sayın Genel Başkan Özgür Özel dedi ki, bittik. Kurultay, kurultayda da söyledi. Ön seçim dedi, namusum ve şerefimdir dedi. Dedi, evet. Dedi. Bu garantörü benim dedi. Ben ön seçim niye yapmadılar da ben niye aday değilim, orada değilim. Benim orada olduğum şey, siz bir yöntem koyuyor. Hiç yöntem koymayabilirsiniz. Dersiniz ki aday olursun, aklım keser, ön seçim yaparım, anket yaparım, atama yaparım, istediğimi yaparım. Aday olsun olmasın birini koyarım. Onu dersiniz, hiçbir problem yok. Çünkü ya aday olmayacaksınız ya da oradaki şartlara uyacaksınız. Ama siz şartı söylerseniz, önce mevcut olanlara memnuniyet anketi yapacağım derseniz ve bu memnuniyet anketini yapmazsanız, ondan sonra aday adayları ne istiyor, parti ne istiyor diye sorarsanız yazılı olarak, şimdiki aday olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olan arkadaşımla beraber ikimiz de aday adaydı. İkimiz de dilekçemizde yazılı olarak ön seçim istediğimizi söyledik üye bazlı. İlçemiz ön seçim istediğine karar verdi, il de verdi, yolladık. Bizim 4 tane ilçemiz bunu istemişti Artvin'de. 3 ilçemizde bu ön seçim oldu. Artvin merkezde olmadı. Artvin merkezde yaşayanlar lütfen bunu iyice dinlesinler. Ve eski partimde olan arkadaşlar da vicdanlarını eline koysunlar. Göğüslerine koysunlar. Bir eksiğim varsa, bir şeyim varsa ne diyorsan onu yapacağım. Ön seçim niye yapmıyorsunuz? Anketi yapmadınız. Başka anketler yapıldı. Ona da sahip çıkılmadı. Ön seçim ne yapmıyorsunuz? Ön seçim yapılırsa Demirhan Elçin oradan çıkar. Nasıl edek arkadaş yani çıkarız diye de. Yani sizin burada önünüzü kesmek için mi ön seçim yapılmadı? Yapmadılar. Söylemenin şey de o yapılmadı. 3 tane yerde yaptın, bizde ne yapmıyorsun? Partiye de söyledim. Bak ön seçimde yapmadılar, bu işler karışıyor falan. Her neyse bu süreci şey yapıyoruz. Yapılmadı. Sonunda bana partiden de, etrafımdaki arkadaşlardan da, arkadaş bir git bu genel merkeze, ne oluyor da bu zaman geçiyor. Çünkü ben 2019'da aday olduğum zaman Kasım ayında parti meclisinden karar çıkmıştı. Şeyde Ekim ayında bir startı vermiştik adayım diye. Belirlemişti parti. Hani yola erken çıkmıştınız onu. Yola erken çıkmıştım. Şimdi erken çıkamıyoruz. Mevcuduz biz. Zaman daralıyor. Zaman daralıyor. Şeyde nedir, belediye hudutlarında yaşayıp da oylarını muhtar için götürenler var. Küçük yerlerde bunlar 50 tane, 100 tane, 5 tane oy çok etkileyemiyor bizim hep. Kıymetli ve değerli. Topu tüfeği nüfusumuz 25 bin bizim. Dolayısıyla bunları bir kontrol edelim. Bunları kontrol ederken siyasi parti bunları kontrol etmez mi? Eder. Ama daha ziyade bu işlerde aday kimse uğraşıyor. Dolayısıyla bunları, bu şeylerimizi öğrenmek için kalktık gittik Ankara'ya biz. Genel merkezimize. Randevu aldık. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan vekilimizden. Saat vermediler. Dediler ki biz bugün seni
yoğunuz. Akşama doğru arayacağız. Akşam oldu arayan yok. Sabah oldu yine arayan yok. Ertesi gün yine arayan yok. Bir sonraki gün yine arayan yok. E çektik geldik biz tabii. Ben Artvin'in belediye başkanı olarak gitmişim. O siyasi partide 10 tane il belediye başkanı var. Başka yok. 10 taneyiz. Bir iki tane de iğrenç miğrenç bir şeyler oldu karıştı ama 10 tane. Seçilen 10 taneydik biz. Ve ben hiçbir parti suçu işlememiş ve yine söylüyorum onurla şerefle 5 yıl yaptım. Adam gibi belediye başkanlığı da yaptım. Bırakın partimi, Artvin halkının oy versin vermesin. Hiç kimseyi de mahcup etmedim. Öyle çok çok yürekli bir şekilde söylüyorum. Siz bir Artvin'in belediye başkanı geliyor. Çağıracağım diyorsunuz, haber vereceğim diyorsunuz. 3 gün bekletiyorsunuz. Kalktım geldim. Geldim. Bekledim ki belki derler ki ya unuttuk seni filan fıstık derler. Geldiğim gün perşembeydi. Gittiğim gün pazartesiydi. Salıya kadar bekledim. Genel merkezden arayan soran yok. Burada ona değinmek de istemiyorum. Sayın milletvekilimiz işte ya gitmesen de neyi bekleyeyim gitmeyeyim de ne bekleyeyim ben ne bekleyeyim. Ya diyeceksin ki gel beraber o seni kabul etmeyen adamın kapısına tekmemizi vuralım girelim. Ya diyeceksin yoksa da ben neyi bekleyeyim ben zaten bekliyorum. Ha, demeyince çektik geldik işte ondan sonra geldikten sonra bir gelsin de tekrar şeyle görüştürsek ona hikaye işte. Dedim ki sizin söylediğiniz bir parti meclis toplantısı var nereden görüşeceğiz biz? Bunlar tokumuş sepet gibi başımıza şey oldu. Ben perşembe günü oradan geldim. 3 gün orada bekledim. Salı günü belediyenin önünde basın açıklaması yaptım. Evet. Basın açıklamasında da yine kamuoyuna şikayet ettim. Benim durumum budur. Böyle bir şey yapıyorlar. Bunlar doğru değildir diye açık açık söyledim. Bu işte siyasi partidir de kol kırılır yerin içinde kalır demedim. Öyle bir yapım bir haksızlık vardı. Evet. Siz de bir haksızlık var. Ben haksızlığa karşı isyan ettim. Bir başkaldırıdır benimkisi. Yani ne yapıyorsunuz siz? Siz halka sormadan veya oradaki yerel yöneticilere, yerel parti üyelerine sormadan siz bir şey yapıyorsunuz. Dedim ki bunlara bir fırsat vermeyeyim. Belki önünü keserim dedim. O işleri yaptım. Yine genel merkezden bir tane kimse bize dönüp de ulan arkadaş ne yapıyorsun senin kulağını çekerim diyen yok. Ulan helal olsun sana diyen de yok. Yine arayan soran yok. Sonuçta bir Artvin ha, evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi evet. Bir belediye burası. Evet. Yani ben bunları söylemek istiyorum size. Kafadan silmişler. Niye silmişler onu da bilmiyorum. Şimdi ben soracağım yalnız başkanım. Şimdi siz bitirin şeyde, sözünüzü bunu sormak istiyorum. Bu süreç içerisinde hani yenilikçi Kılıçdaroğlu'cu falan söylüyorlar ya. Sayın Özgür Özel seçildiği zaman kurultaya niye gitmedim onu da söyleyeyim. Hani ben işte kimseden taraf mıyım değil miyim o işlerden değil. Genel merkez bizi zaten davet etmedi. Ben 10 tane belediye başkanından biriyim. İl belediye başkanıyım ben. Bir önceki kurultaya davet edilmiştik. Bu kurultaya davet edilmedim. Kurultay delegesi de değilim. Nereye gideceğim ben oraya? Dolayısıyla onun için gitmedim. Özgür Özel Bey genel başkan seçilince teslim aldığı gün çarşamba günüydü. Şeyde Sayın Kılıçdaroğlu'nda ben çiçeğimi yolladım Artvin Belediye Başkanı olarak başarılar dileyerek. Hiç şeyim yok. Onun akabinde özel kaleminden Özgür Bey'le Artvin 2019 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en başarılı iliydi. 9 belediyenin 7'si Cumhuriyet Halk Partiliydi. İttifakla beraber almıştık. Bazı ilçelerimizde ittifak hiç yoktu. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi ama ben Artvin'de İYİ Parti ve CHP ittifakıyla seçilmiş belediye. Dedim ki 7 tane belediye başkanıyla beraber özel kalemlerine gelip sadece hayırlı olsun diyeceğiz. Daha o zaman adaylık işleri de icat olmamış. Yani adaylar müracaat onlar başlamamış. Zannedersem Kasım'ın 5'i 6'sı tarihleri şeyde kayıttadır bütün bunlar. Genel merkezden haber gelmeyince geri döneriz başkana haber veririz diye söylediler. Geçti 4-5 gün. Ne arayan var ne soran var. Bir iki gün daha bekledik. Yine arayan soran yok. Bu sefer meclisteki özel kalemi olan genel başkanımız hem Kılıçdaroğlu'nun da oradaki özel kalemiydi hem de Özgür Bey'in de özel kalemi diye öğrendim. Şükran Hanım eski bir ahbabımdı, eski bir tanıdığımdı hanımefendiyle. Açtım telefonu dedim ki Şükran Hanım bu arkadaşlar belki yenidir.
yoğunluk olur, şey olur. Biz Özgür Bey ile genel başkanımızla, 7 belediye başkanı sadece adaylık madaylık falan konuşmayacağız. Sadece hayırlı olsun diyeceğiz, geri döneceğiz. Yani. Görüşelim. Hayırlı olsun diyelim de bir başka yani, bir şey. Genel başkanı olsun. Dedi ki tabii ben iletirim. Dedim ki 5 dakika ayaküstü. Ondan sonra öğrendim ki hafta sonu il başkanları İstanbul'da toplantı yapacakmışlar. Bu sefer tekrar Şükran Hanım'a dedim ki Şükran Hanım genel başkan hafta sonu da İstanbul'da olacakmış. İşleri de yoğun. Yeni seçildi. Şey oldu. Bunu nedir? Biz İstanbul'da oteldeyse otelde, lobideyse lobide veya herhangi bir yerde 5 dakika ayaküstü. Adaylık madaylık konuşmayacağız. Bunlar ben WhatsApp'tan yazmışım kendilerine. Şey tamam dedi. Ne o genel merkezde Zeki Özel Kalem arkadaş randevu vermiyoruz dedi. Ne Şükran Hanım döndü de oluyor olmuyor dedi. Onun üzerine ben zannedersem 9 Aralık'ta veya 10 Aralık'ta Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in iki tane eskiden beri kullandığı cep telefonu var. O cep telefona WhatsApp'tan bu durumu yazdım. Bir de o arada adaylıklarla ilgili bir anket yapılmış diyorlar. Artvin'de bir anket yapılmadı. Bu konuyla ilgili olarak 5 dakika, 5 yıllık bir belediye başkanı olarak 5 dakika bana ayırın sizden randevu istiyorum dedim. İki ayrı telefondan o teknolojiden çok anlamıyorum. WhatsApp'ta mavi yazıyor. Demek ki okumuş veya özel kalemi okumuş neyse. Bunların hiçbirinden ses seda yok, halen yok. Halen yok yani. Garip yani bir şey. Kendi belediye başkanıyla bile görüşmeyen bir genel başkandan bahsediyorsun şimdi. Ben şimdi oradaki şimdiki genel başkan anlamında da söylemiyorum. Diyorum ki bu başından beri bir sıkıntı var. Netice adaylık şeyinde ocağın kaçıydı bilmiyorum. Hı-hı. Açıklandı. Mevcut aday olan arkadaşımızı aday gösterdiler. Tabii ki canım sıkıldı. Niye canım sıkıldı? Artvin'de hangi partiden olursa olsun, herkes Artvin'in siyasi tarihine de baksın. Bir dönem kazanıp belediye başkanlığı yapan adam bir dahaki dönem kaybetmiş olabiliyor. Yani seçime giriyor, kaybediyor veya tekrar kazanıyor. İkinci dönem aday gösterilmeyen tek kişi Demirhan Elçin. Şimdi virgül başkan. Yok yani. Artvin siyasetinde belediye başkanlığı yapıp bir dönem belediye başkanlığı yapıp ikinci dönem aday gösterilmeyen tek adamım ben. Şimdi başkan, örnek adamım ben. Doğru. Şimdi şöyle bir şey var başkan. Şimdi bir süreç anlattınız. Genel merkezde adaylık süreciyle yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir süreci anlattınız, evet. Yaşadınız. Şimdi burada kritik soru şu. Karşı taraf adına soruyorum. Yani sizin de görüşmeyen genel başkan dahil, görüşmeyen grup başkan vekilleri de dahil, herkes dahil. Ne hesap ettiler de ya da hangi düşünce içerisinde oldular da bir mevcut belediye başkanını bir daha aday göstermediler? Kim engel oldu? Beni tekrar başkanım? Aday göstermeyebilirdiler. Görüşmeme nedenlerini şöyle söylüyorum. Soracağım soruya cevap veremeyecekleri için görüşmediler. Ne soracaktınız? Ne soracaktım ki? Anketi ne zaman yaptınız? Hmm. Atıyorum Kasım'ın 20'sinde yaptık deseydiler. Ve siz çıkmadınız. Yok, başkan. Bundan dolayı adayı göstermediniz. Peki ben sadece soracağım şeyi söylüyorum. Bu anket telefonla mı yapıldı? Evet. Telefonla yapıldıysa 3 tane 4 tane şey var işte. Operatör var. Türkcell'dir işte. Hani verileri reklam oluyor. Gösterim ben. Yani yok. Verileri istemeyeceğim. Hı hı. Onların numaralarını verin. Anketçiye sorun. Türkcell'den iki tane. Öbüründen bir tane. Bilmem öbüründen iki tane. Hepsini 10 tane numara versin bana. Hı hı. Ben onlara sorayım ki bu numaralar bu numarayı o tarihte aramış mı? Sadece o. Sonucu ne olmuş değil. Aramış mı diye sorarız öğreniriz. Telefonla aramışsa. Yok gelip yüz yüze bir anket yapılmışsa Artvin'e nereden gelecek adam? Artvin'de şirketlere yaptırdık diyorlar. Bir yığın şirketlere paralar vermişler. İşte 5-6 tane, 30 tane şirketlere yapılmış diyorlar. Yüz yüze gelmişse, uçakla gelmişse uçak biletini gösterin kim gelmişse o şirket. Kaç kişiyle gelmiş? Artvin'de hangi otelde kalmış? Hangi lokantada da yemek yemiş? Kim görmüş bunu? Bunu İstanbul'da dersiniz ki anket yaptık. İzmir'de dersin ki yaptık. Ardahan'da, Artvin'de anketi yapmazsan, Bayburt'ta yapmazsan bu anketin yapılıp yapılmadığı bilinir.
Artvin'de böyle bir anket. Ben bunları soracaktım. Yapılmışsa bunları yani söyleyin. Şimdi... Yoksa sonucunu söylemeyecektim. Ben 2018'de de anket yapıldı. Mevcut il başkanı da adaydı. Ondan önceki il başkanı da adaydı. Üçümüz de adaydık. Anket yapıldı. Çağırdılar bizi genel merkeze. O zaman Uğur Bayraktan da yine milletvekilimiz bizim. Çağırdı dedi ki gelin bu anketin sonuçlarını Seyit Torun'a çıkacağız, şey yapacağız. Üç arkadaş adaydık. İl başkanımız benim işim var dedi gelmedi. İki adayıyla beraber bir de ilçe başkanımızla beraber kalktık gittik. Adam dedi ki sen çıktın dedi. Ha, doğrudur yanlıştır başka bir şey. Sen çıktın dedi kalktık geldik ve ben bize de bir tane kitap da verdi böyle ki dokümanlar olan işte şudur budur. İşte çıktınız diye. Ben anket doğrudur yanlıştır bilemem. Ama yani yok, bilemem. Yani neticede bize bir de sonucunu yapmışsın, vereceksin adama bir şey vereceksin. Bize verilen bir şey yok madem yapılmışsa. Söylemek istediğim. Bunu soracak, ne cevap verecek? Buradan yine söylüyorum. Suç duyurusunda bulunuyor. Bu partide bizi izleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezde yetkili ve etkili isim varsa söylesin. Ekranımız açık şu anda. Hatta ekranda WhatsApp attığımızda arkadaşlar yazıyor. Telefon numaranımız da lütfen bellidir. Eğer Sayın Demirhan Elçin Başkan'ın bu söylediklerine cevap vermek isteyen var ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde etkili ve yetkili isimlere ekranımız açıktır. Yani şunu da söylüyorum. Bu partilerin neticede partilerin bütçeleri kamudan geliyor. Hazineden, bizim vergilerimizden oluyor. Eğer Artvin için, başka yerleri bilemem. Artvin için bir anket yapmışlar, memnuniyet anketi yapmışlarsa ve bir de para ödemişlerse bu yalandır, külliyen yalandır. Yani birisi ben gittim Artvin'de anket yaptım diye fatura kesmiştim mutlaka. Neden bu kadar engelleme o başkan? Bilmiyorum. Ondan, şimdi bu kritik soru bu. Şu başka bir şey söyleyeyim ben adaylığımızı söyledim. Buyur. Adaylık açıklandı. Benim olmadığım anlaşıldı. Neyse elbette ki üzüldük. Ailece de üzüldük. Partililerimiz de üzüldü. Yani şeyde söyleyeyim. Çünkü hakikaten söylüyorum. Artvin'de 50 yıllık yapılmayan altyapıyı da yaptım, üst yapıyı da çözdüm. Yani Artvin'de 200 yıllık sorun olan Kafkasör yaylasını Artvin halkına tapu ettim. O zaman demişler ki sen şu Kafkasör'ü al 5 dönem hiçbir şey yapmana gerek yok. Biz de bir dönem kıyamadık. Hani şimdi belediye başkanını boş ver, adaylığı kıyamadılar yani ne hikmetse. Onun akabinde aday olamadım. Bu sefer halka bir sordum, dolaştım. Ne yapmam lazım dedim. Fevri bir hareket yapmayayım dedim. Halktan dolaştım ki bazısı diyor ki aday ol, bazısı diyor ki bağımsız ol, bazısı diyor ki şundan ol, bazısı diyor ki otur aşağı diyor. Baktım ki milletin kafası karışık. Bir düğün salonunda hem bu durumu açıklamak için hem de halka bir sorayım dedim. Halka da sordum. Canlı yayında yaptık, halka da sorduk. Kürsü de açık. O kürsüde kim çıkarsa çıksın böyle parti marti kimse yok. Herkes geldi. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi oraya gelinmesin diye de mesaj attı. Belediye başkanının yaptığı toplantıdan partimizin bir ilişki yoktur diye bir şey attı nedir? Mesaj attı ki gelmesin CHP'liler diye. Salon tıklım tıklım doldu. Artvin gibi küçük yerde o salonu gören siyasetçi egosuna yenilir, hırsına yenilir. Orada der ki işte siz buradaysanız ben de adayım, yola çıkıyorum, düşün peşime der. Demedim niye? Orada herkes var. Dostça gelen var, merak eden var. Aksine bir şey yapalım da yani siyasi manevra yapmaya gelen var. Dedim ki bu oyuna gelme oğlum dedim. Orada kürsüye dedik ki ben anlattım. Ondan sonra dedik isteyen konuşabilir. Hiç kimseye ne zaman ne de sen konuşamazsın demedi. Çıkan da konuştu. Öyle de bir özgür ortam yarattık. Sonradan da bir anket tablosu hazırlamıştım. İşte 4 şıklı. İşte demiştim ki vatandaş onları söyledi işte. İyi Parti'den aday ol, meclis üyelerini her partiden yap. İşte bağımsız aday ol. İşte hiç aday maday olma. 4.sına dedim ki siz ne diyorsunuz? Söyledim. Onun sonuçlarını orada da söyledim. Dedim ki ben bu anketi yapıyorum. Ama siz burada dediniz ki aday ol ya da olma. Eğer aday ol deseniz bile nasıl olsa siz dediniz diye ben aday olmam. Onu hesaplayacağım. Eğer aklım basıyorsa yapacağım. Siz aday olma diyorsunuz ama yine hesaplayacağım. Aday olmamın şeyse
olacağım ama ağırlık, ben sizden de bir şey alıyorum dedim. Neticesini aldım. İki gün sonra o sonuçları kendi kendime kendim değerlendirdim. Halen de onu evimde eşim, stüdyoda oğlum var. Oğlum dahil halen bilmezler. Oradaki sonuçtan cesaret alarak 18 bin seçmeni taradım. 18 bin seçmeni tanımam mümkün mü? Değil tabii. Ama şuradan olur, böyle olur, şöyle olur, bu olur. Ben dedim bu derede karşıya geçerim dedim kendi kendime. Ona karar verdim. Bu arada yani adaylık sürecini anlatıyorsun da. Bu arada işte aday olacak mı? O arada diyorum ki düşünüyorum evet. Aday olmayı da düşünüyorum. Aday da olmayabilirim ama değerlendiriyorum diyorum. Heyetler geliyor. Eski siyasi partimden akil heyetler geliyor. Dedim ki siz bu şimdi değil de benim o bas bas bağırdığım zaman gelseydiniz şimdi sizin hatırınızı sayardım. Ama şimdi iş işten geçmiş, biz yol alıyoruz, düş peşime demek öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Önce paylaşacaksın, sonra devam edeceksin. Benim için bir adım atmayanlar benim onların önünde ölmemi istiyor. Öyle bir şey yok. Bütün olasılıkları göz önüne alarak bir hareket yaptınız adaylık süreciniz. Bu süreç içerisinde Sayın Genel Başkanım Meral Akşener Hanım, Genel Başkan Yardımcılar Yerel Yönetim'den sorumlu, partinin sözcüsü Kürşat Hocamız, bunlar beni aradılar. Genel Başkanımızla iki sefer görüştüm. Ama görüştüm derken ben hiç telefon açmadım. Ben telefonlarını da bilmiyorum. Bugün sorsanız ki telefonlar var mı yine ya. Direkt onlar sizi aradı. Bizi aradılar. Dediler ki böyle böyle bir şey olmuş. Düşünür müsün? Dedim ki ben halka soracağım. Halka sorduktan sonra yine aradılar. Dedim ki evet düşünüyorum ama bir hesap yapmam lazım. Ben seçimi birine kaybettirmek için aday olmak istemem. Kazanmak. Ben kazanacaksam şey yaparım. Yani yoksa biri kazanacakmış, biri kaybedecekmiş. Benim umudumla kazanacaksa kazanacak mısınız başkanım? Efendim? Kazanacak mısınız seçim? Ben buna nasıl söyleyeyim, nasıl adım Demirhan için öyle de inanıyorum. Bu halk haksızlığa karşı mağdur duruma düşürdükleri için ve başarılı bir belediye başkanı olduğum için Artvin halkı haksızlığa direnecek, bir irade gösterecek. Tam onu soracaktım. Mağdur edildiğiniz edildim. Tarif ediyorum. Yani. Aradım. Bir kirli politikalar yapılmaya başlandı. Sanki ben gidip müracaat etmişim. Bilmem ne yapmışım. Etmedim ben. Bu bir gurur olarak ben tenezzül etmedim değil. Ben hesap yapıyordum. Kitap yapıyordum. En sonunda bu işten çıkacağımı düşününce kalktık gittik Ankara'ya. Ankara'da da Sayın Genel Başkan uygun gördü. Dedi ki Artvin'den bir belediye başkanımız olarak kabul ediyorsan ben de seni kabul ediyorum dedi. Elimi de havaya kaldırdı. Orada aday olduk. Kıyamet koptu. Bir saat sonra kaset çıktı. Makam odanızdaki kaset. Evet. O kaset olayını sonra anlatırım. Sonrasında. İkinci bölümde devam ederiz ona istiyorsan. Şu adaylık. Yoksa da şey yapmam. Problem yok. Şunu söylemek istiyorum. Adaylığım bu şekilde oldu. Ben siyasi parti değiştirmedim. Yelpaze'de başka yere de geçmedim. Dün 2019'da evet siyasetin büyük parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. O dönem. Ama İYİ Parti'nin desteğiyle de orada seçildiniz. Kasım ayında biz Türkiye'de İYİ Parti ile CHP anlaşmamıştık. Biz Artvin'de Yerel'de İYİ Parti ile iş birliğini yaptık, ilan ettik. Ben o gün ilan ettiğim gün seçimi almıştım zaten. Onun psikolojisi yetmişti. Kasım ayında yaptık biz o zaman. Ya, diyor ki birisi 300 tane oy aldık, 500 tane. Ne alırsan al. 100 almam lazım. 99 sizde var, bir de bende var. Ne olacak? Hangisi kıymetli? Ayrı ayrı ikisinde de kıymet yok. Ama birleşirse netice alıyorsun. Biz İYİ Parti'nin bize vermiş olduğu destekle beraber de seçimi aldık. Yani hiç şeyimiz yok. Bu 5 yıl içerisinde de hiçbir kopukluğumuz da olmadı. Onu da, o şeyini de söyleyeyim. Netice sen oraya hayır bir düşünün ben esnaflıktan gelen adam tarifi de esnaftan yapıyorum. Bir işletme var. Burası da bir işletme. Beraber çalışıyorsunuz arkadaşlarla. Turan Bey dedi ki benim de ortağım var. Ortağımdan ayrıldım. Ben Serkan Bey sizden artık çalışmayacağım dedi. Tamam çalışmayacağım. Canın sağ olsun mal senin. Evet. Ondan sonra öbür ortağınız dedi ki ben yeni bir şey yapıyorsan gel beraber burada çıraklık et veya çalış.
Çalışır mısın? Ben de çalışırım dedim. Yani farklı bir şey yok. Ben benim işimi yapıyorum. İşimi yapmak için araç buldum. Ve geldim, buradan aday oldum. Yani siyasi parti değiştirmiş, şey yapmış, bir yer değiştirmemişim. Benim ne Atatürkçülüğüm, ne bayrağı olan sevdam, ne kutsal değerlere olan inancım, ne de vatanseverliğim değişmemiş ki. Artvin halkı da zaten böyle yani. Yani eğer söylediğim gibi, Uğur Bayraktan söyler, bu memleketten her şey çıkar ama vatan haini çıkmaz. Artvin'de vatan haini çıkmaz, vatan hainlerinin haricinde herkesle de halk ittifakı yaptık biz. Hı hı. Şu andaki seçime girerken hem Deva Partisi'yle hem Gelecek Partisi'yle diyecekler ki onlar ne kadar parti, bilemiyorum ne kadar partidir. Ne kadar nedir onu da bilemiyorum. Herkes bu seçimde ayrı ayrı giriyor. Şey yapıyor, herkes kendi gücünü ortaya koyacak. Onlardan ziyade ben halk ittifakı oluşturdum. Halkın ittifakını yaptık. Halk, yine söylüyorum, bana yapılan haksızlığa karşı Artvin halkı, Artvin seçmeni, Artvin hemşerilerim isyan bayrağını çekecek, Demirhan Elçin'i seçecek. Diyecek ki çalmadı, çaldırmadı, yemedi, yedirmedi. Hı hı. Siyasetçilerin hepsi mikrofona çıktığı zaman özellikle iyice şeyleri, eğer sizden alınan su paralarını, sizden alınan emlak vergilerinin paralarını yandaşa, yundaşa verilmesini istemiyorsanız, bizim belediyelerimizdeki gibi size hizmet edilmesini istiyorsanız bize oy verin diyenler, bana getirdikleri bunlar. Bana yaptıkları bunlar, onu söyleyenler. Ben onların hepsini yaptım. Şeffafça yaptım, adil yaptım. Hiç kimseye 5 katsa 6. kat şeyini vermedim. Hiç kimseye balkon hakkı yoksa imarda onu vermedim. İmar planımı 3 kere iptal ettirdiler. 2020'de yaptığım imar planını İdare Mahkemesi, Rize İdare Mahkemesi iptal etti. İstinafa gittik Samsun'da, o da iptal etti. 3 kere yeni plan yaptım. Danıştay'dan geldi geçen hafta 2020 planını, bu mahkeme bu şekilde bozamaz diye. Ne olur şeyde, kazansan ne olur? Da var. İş işten geçmiş. Onun için her şeyi ben ne söyleyeyim, hem şeffaf yaptım, hem hesabım kitabım, ben her ay ne yedim ne içtim diye belediyenin de şey asıyorum. Afiş. Geri gider tabloma asıyorum. Web sayfamda yayınlıyorum. Sosyal medyadan yayınlıyorum. Herkes görebiliyor. Herkes de hesap sorabiliyor. Eksi olduğu zaman da eksi yazıyorum. Diyorum ki bu ay atıyorum 1 milyon eksi. Ertesi ay işte 1 milyon 200 artı diyorum. Ama yazıyorum onları. Nerede ne yemişiz, ne yapmamışız, etmişiz diye. Mümkün olduğu kadar da mali disiplini sağlamış. Öyle bir belediye başkanlığı yaptım. Bu diyeceksiniz ki niye size aday etmediler? Tamam, ben onu merak, evet işte bütün bunlara rağmen, bütün bu anlattıklarınız rağmen esas kritik soru bu. Sayın Başkan, ben bunu neden aday olmadınız? Ben bunu öğrendim. Bak, yaşamım, babam da particiydi. Babam da esnaf teşkilatında seçimlere giren çıkan bir adamdı. Ben de her 2 senede bir hakim nezaretinde seçime giren çıkan bir adamdım esnaf teşkilatında. 2 yılda bir önceden seçimler, sonra 4 yıla çıktı. 83'ten beri seçime giren çıkan bir adamım. Sanki ben siyasetçi zannediyordum kendimi. Meğer öyle değilmiş. Artvin'in deyimiyle siyasetçiler boynuna yuları vurup da istediği yere çekemeyeceği adamları aday etmiyormuşlar demek ki. Bana bugüne kadar ama aklarındayım. İşte bu diyelim ki su. Bu suyu içmeye hak etmemişse hiç kimse, hak etmeyen hiç kimse gelip benden su istememiş. İç geçirmiş. Ulan bundan zaten istesek vermeyecek. Lanet olsun, bunun başına bir geçsin de başkasından isteriz diye benden hak etmedikleri suyu bile isteyemediler. Bırakın şeyi. Bana yasal olmayan, etik olmayan, kanuna uymayan hiç kimse gelip de bir şey teklif edemez. Dediler ki biz buna edemedik. Olmadı dediler. Artvin'in deyimiyle nedir? Bir restoranda yemek yiyip de belediye yaz diyemediler. Falan filan yani. Şimdi başka... Onun için yapmadılar. Bunu Artvin halkı bunun cezasını verecek. Şimdi bir 5 dakikamız var. 5 dakika sonra reklama gideceğiz. Şimdi biz daha ile başla... Çok zaman çabuk geçti. Evet, gerçekten devam edeceğiz. Reklam, bir 5 dakika sonra reklama gideceğiz ama. Şimdi başlayalım.
Tabii hem mevcut belediye başkanısınız, şu anda da evet. İYİ Parti'nin adaysınız. Evet. Sağdasınız, dolaşıyorsunuz. Her adımı ben Artvinli'ye sordum diyorsunuz. Evet. Seçime de yaklaşık bir 15 gün gibi kaldı. Evet. Ben az evvel sordum, kazanacak mısınız diye, ama biraz açarsak... Mutlaka yine söylüyorum. Ben inançlı da bir insanım. İbadeti eksik olabilir ama inançlı bir adamım ben. Allah okurmuş adam. Eğitilmiş, şey yapmış. Okuyunca sınıfı geçer. İşte hoca olur, profesör olur. Onlara verilmiş. Okudum, bunun karşılığı budur demiş. Öbür türlü ticaret yaparmış. Çalışırmış, kazanırmış. Demiş ki çalıştın, kazandın. Her çalışana olmasa bile ona, çalışana da kazanırmış. Esnafa da verirmiş. Siyasette seçimle gelinen yer, bir yere at ama yerine ne kadar çalışırsan çalış, ne yaparsan yap, onu ermişsen, çalışsan da çalış, şey yapmasan da ben o makamı istediğime verir demiş. Geçen dönem Allah beni istemiş, bana vermiş. Ben buna inanan insanım. Nasipse ben çalıştım, çalışıyorum, kazanacağımda inanıyorum, ama Allah nasip ederse de ben görevi kimseye devretmeden ikinci dönemimi yapıp halkımla helalleşeceğim. Şimdi tabii siz Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanıydınız. Şimdi İYİ Parti'de oldunuz. Bir tarafta da yine şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adayı var. Evet. Artvin'de. Şimdi bir önceki dönem mevcut belediye başkanı da şu anda AK Parti'den tekrar aday. Evet. Şimdi böyle 3 tane iddialı bir durum mu söz konusu? Artvin'de 17 tane belediye başkanı adayı var. Yani biraz daha hani ön plana çıkan 3 tane aday olarak gözüküyoruz. Vallahi ben kim benim peşimden gelir bilmiyorum ama ben birinci olacağım. Üçüncü kim olur biliyorum ama söylesem spekülasyon olur. Kıyamet kopar, söylemiyorum. Siz gene anket yaptırmadınız mı başkanım şu anda? Anketim hep yapılıyor. Benim. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Hatta geçen ay ve geçen ay diyorum 10-15 gün önce, 20 gün önce bir anket yapıldı. Yani şeyde ben adaylığım şeydi. Şirketin ismini de söylemeyeceğim. Yaptıran siyasi parti de belli. Ondan önce de bir diğer siyasi parti yaptırdı. Onu soruyorum. Oradaki o yetkilileri, il başkanları biliyordur bunu herhalde. Bilmiyorum. Belki de bilmiyordur. Biliyorlar. O anketlerden kim çıkmış açıklasınlar. Şöyle sayfalarla ama. Desinler ki o anketlerden kim çıktı. Yani adaylığım açıklandıktan sonra oldu bu işlerden dediğim şeyde. Şimdi Mart'a girdik çünkü benim adaylığım Ocak ayında oldu. Anket yaptırdılar Şubat'ta, Mart'ın başında. Onlar kendileri yaptırdılar. O anketten kim çıkmış diye bir sorsunlar ya. Evet. Kısa bir araya gidelim başkanım. Tamam. İkinci bölümde biraz Artvin'e neler yaptınız onları da konuşalım. Diğer taraftan tabii WhatsApp hattımız ekrana yazıyor. Yani mesaj atın. Şimdi ben önümde görüyorum, sürekli arama yapıyorsunuz. Lütfen Sayın Başkan, eğer sorunuz varsa WhatsApp'tan yazın bunları. Ben başkana ileteyim bu noktada. Siz ararsanız ben canlı yayında şu anda bakamam WhatsApp hattınıza, bilginiz olsun. Böyle de bir şey yapalım. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İkinci bölümde de Sayın Başkan'la birlikte bakalım Artvin'e neler yapmış onları konuşacağız. Sevgili Kadırga TV izleyicileri,
yapsın? Burrum abi. Mahalli idareler genel seçiminde hangi seçim türü için oy kullanacağım? Büyük şehir olan illerde, il, ilçe ve mahallelerde büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi için oy kullanılacaktır. Büyük şehir olmayan illerde, il, ilçe ve mahallelerde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi, köylerde il genel meclisi üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar meclisi seçimi için oy kullanılacaktır. Unutmayın, her oy değerlidir. Bizim Ramazan geleneklerimiz ışıl ışıl yapar şehirlerimizi. Ve tabii bir Ramazan geleneğimiz de Turkcell'den Salla Kazan Paylaş. Salla Kazan hediyelerinizi sevdiklerinizle paylaşın. Paylaştığınız hediyeler ikiye katlansın. Üstelik siz de ek gigabyte kazanın. Ne de olsa Ramazan ayı paylaşma ayı. Hayırlı Ramazanlar. Kayıtta mıyız? Hazırız. Kamera tamam. Işık tamam. Ses kontrol yapıldı. Sandıklar kuruldu. Her şey hazır. BTP de hazır. Türkiye'yi değiştirmek için... Bir kişi eksiniz. Sen varsan her şey tamam. Bağımsız Türkiye Partisi. O hiç böyle anlatılmadı. Belgelerle kaleme alınan, her vatandaşın başucunda tutacağı, nesilden nesile ulaştıracağı kaynak eser. Çağın bilgesi Profesör Doktor Haydarbaş'ın sade ve akıcı üslupla yazdığı muhteşem eseri Hoş Geldin Atatürk'te anlatılan gerçek Mustafa Kemal. Atatürk vatandır. Atatürk bayraktır. Atatürk tam bağımsızlıktır. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin birleştirici harcıdır. Hoş geldin Atatürk. Bu orijinal kitaba sahip olmak, okumak ve doğru bilgilerle çevrenize anlatmak için sipariş hattımız 0530 016 4661. Trabzon'un yeni gözdesi Serasur Restoran Kafe açıldı. Aile ortamında mavi ile yeşilin buluştuğu nezih bir mekan Sera Sur Restaurant Cafe hizmetinizde. Kuş sesleri ve göl manzarası eşliğinde birbirinden lezzetli ürünlerimizi tadarken şehrin gürültüsünden, yoğun iş stresinden arınacaksınız. 2400 metrekare alanda yazlık bahçesi, kafesi, geniş çocuk oyun alanı bulunan bebekli misafirlerimizin de konforu düşünülerek hazırlanan özel odalarımız ve daha fazlası. Özenle hazırlanan yöresel kahvaltımız, damak zevkini bilenler için zengin menümüz ve daha birçok sürpriz tatlarla tam bir lezzet şöleni. Ayrıca 300 kişilik kapasitemizde iş toplantıları ve özel günleriniz için de hizmetinizdeyiz. Serasur Restoran Kafe anlatılmaz. Yaşanılır. Adres Derecik Mahallesi, Sera Gölü yolu üzeri 2. kilometre. Derecik, Akçaabat, Trabzon. O bir devrim yaptı. Dünya onu takip ediyor. Haydarbaş, hacımıza ihtiyacımız var. Rus parlamentosu Duma'da sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömdü. Denilebilir ki milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömüyor. Dünyanın Haydarbaş hocamızın sistemine ihtiyacı var. Ben asgari ücreti 10.000 Türk lirasına çıkartacağım. Dünya onu takip ediyor. Rusya Meclisi'nde ayakta alkışlanan Haydarbaş'ın ekonomi modeli Fransa, Almanya, Hollanda, Çin, Hindistan ve pek çok ülkede uygulanmaktadır.
Profesör Doktor Haydarbaş imzalı Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet Milli Devlet kitabının genişletilmiş yeni baskısı tüm seçkin kitapçılarda. Unutulmayan Karadeniz ve arabesk müzikleri. Ruhunuzu dinlendirecek seçkin Türk halk ve sanat müzikleri. Bölgemizin en çok izlenen, dinlenen sesi Radyo Kadırga'da. Duyuru, ilan ve reklamlarınız için 0462 326 3130 0530 225 0202 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. www.kadirga.com.tr www.radyokadirga.com. Sevgili Kadırga TV izleyicileri, devam ediyor. Bu akşamki konuğumuz Artvin Belediye Başkanı Sayın Demirhan Elfçin. İlk bölümde Sayın Başkan'ın adaylık sürecini konuştuk. İkinci bölümde biraz daha Artvin'e neler yaptı onları konuşacağız tabii ki. Birazdan onlara gideceğiz ama başkanım şimdi önümde WhatsApp hattımız da var. Çok yoğun da bir mesaj trafiği var sizlerle ilgili. Onu da ifade etmek isterim. Yani bazısı tabii yazmaktan çok aramayı tercih ediyor. Onu da ifade edeyim. Şöyle söyleyeyim ben hemen 1-2 dakika kısaca özetleyeyim. Bizi izleyenler, evlerinde izleyen izleyicilerimiz mesaj atıyor, videolar atıyorlar. Bunu da ifade ederim. Hatta şöyle yapalım. Nereden izlediğinizi de söylerseniz, yazarsanız bunları buradan aktarabilirim. Vezriye köy halkı destekleriniz sizinle diye bir gelen mesaj var. Çok var böyle açıyorum hemen kısaca. Yani bir tane hanımefendi çok uzun güzel bir dua etmiş sizinle ilgili kısaca. Allah razı olsun. Gerçekten öyle. Onu da ifade etmek isterim. Sayın Başkanım. Şimdi birazdan geçeceğiz projeler ama şu ilk bölümde çok kısaca değindiniz ona başkanım. Ne? Şimdi o makam odanızdaki bir
O görüntü olayı. Evet. Şimdi başkanım. Doğru. Tabii herhalde daha önceki yıllarda olan bir olay ama siz ifade ettiniz. Sizin adaylık sürecinizden herhalde bir gün sonra mı dediniz? Yanlış değil mi? Hemen, aynı gün. Aynı gün. Aynı gün servis edildi. Neydi bunun şöyle söyleyeyim, detayı, özeti başkanım? Burada Artvin'deki bütün Artvinlerden, bütün hemşehrilerimden keşke bu olay yaşanmamış olsaydı diye söylüyorum yani. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Onlar da böyle bir şeye ihtiyaç duyup da o kaseti kimi şey yapmışsa, saklamışsa, kim şimdi servis yapmışsa ona da Allah soracak diyorum yani. Çünkü adalete verdik, henüz daha bir şey yok. Bu seçim bittikten sonra belli olacak, o zaman da bir şey anlaşılmayacak yani. Onun için Allah'a havale ediyorum şeylerini. Olay şudur, benim makam odamda gelişmiş bir şeydir. Servis eden arkadaşlar yaşlı dedikleri çok yaşlı değildir, sadece boyu küçüktür şeydir. Benim de kankam gibidir. Benden büyüktür, abimdir benim o. Çok eskiden, yakın hem de tanıdığınız bir. Yakın hem birbirimizi tanıyoruz, şimdi küçüğümüz değiliz ki. Şu an görüşüyor musunuz? Tabii görüşüyoruz. Niye küstük, bir şeyimiz yok zaten. Şeyde. Geldi. Ondan önce hanımefendi var, o karşıdaki hanımefendiyi de o beyefendinin eşi diye şey ettiler. Yaşlı şeyde amcayla teyzeye şey yaptı diyorlar. İkisinin birbiriyle ne akrabalığı var, ne işle ilgili bir şey var. O hanımefendi kendisinin imarda işi vardı. Geldi, ben imar müdürümle oradaki mühendisi çağırdım. Dediğim gibi sorununu dinleyin, nedir çözüleceği bir şey. Onu dinliyorduk. O arada özel kalemden geldiler, dediler ki şu beyefendi geldi. Görüşmek dedim istiyor. Geldiyse zaten burada özel bir şey konuşmuyoruz, bekletmeyelim kapıda, gelsin anlatsın. Yarım saat bir şeyler anlattı bana. Belediye ile ilgili değil anlattı. Şahsımla ilgili hiç değil. Ben kendi kendime dedim ki acaba bu anlattıkları, ben eskiden esnaf kefalet başkanıydım, esnaf odalar birliği başkanıydım. Oradan oradan. Acaba dedim onunla ilişkili mi? Baktım ki onunla da ilişkili değil. Bambaşka bir şeyle ilişkili. Yarım saat geçtikten sonra işte bu ağzını bozmaya başladı. Ağzını bozarken bana söylüyor ama bana da, benden çok çocuklarıma, torunlarıma yani küfür ediyor. Sinkaflı konuşmaya başladı. Dedim ki sövme, şey yapma, ne oldu? Senin derdin ne? Madem böyle bir şikayetin var git şikayet et. Mahkemeye ver. Benimle işin yok, belediyeyle işin yok. Geçmişte yaptığım işlerle ilgili hiçbir işin yok. Onun akabinde tehdit etmeye başladı. Yani işte şeydi, torunumdan çocuklarıma varıncaya kadar tehdit etmeye başlayınca da ben de sinirlendim doğal olarak. İşte vurmuş, tartaklamış. Ne vurmuşu, ne tartaklamışın. Onu dışarı çık dedim, çıkmadı. Dışarı çıktı diye şey yaptım. Ondan sonra öbür arkadaşlar girdi, ayırmaya kalktılar sanki işte. Daha çok şey oldu. Onu bir, iki, üç sene önceki iş, tam yılını da hatırlamıyorum ama üç seneden çok değil, iki seneden de az değil yani şeyde. Hatırlamıyorum çünkü zamanını. Onu o zaman aynı anda kameraya çekme şansları yok. Şeyde o bilgisayardan bir düğme varmış. Geriye sardırıp o anı sonradan kaydedebiliyormuşlar. O kameraya, işte telefonla... Belediye personeli. Tabii belediye. Belediye personeli yani kaydedip. Kim yapabilir orada? Ben o gün bir de bu şey yayına bir anlatayım bunu, ondan sonra ne zaman yayınladıklarını da söyleyeyim. Fotoğraf çekiyorlar ekrandan, notebook'un ekranından fotoğraf çekiyorlar, o da belli oluyor. Diyor ki benim özel kalemdeki bilgisayarlardan çekilmiş bir başka bir kamera vasıtası, telefonu neyse. Bunu saklamışlar ceplerinde. Niye saklamışlar? Bu başkalarının gibi bilmem ne ahlaksız bir şey değil, kaset değil. Bu şimdi İstanbul Belediyesi'nin bilmem ne işte parası, belediyesinde değil. Bir şey nedir? Alışveriş yapmışlar, gayrimenkul almışlar bir kaset. Öbürü başka bir kaset, montaj kaset dedikleri gibi bir şey de değil. Niye saklamışlar bilemiyorum. Ve Meral Hanım benim elimi kaldırıp Artvin adayımız burada. Sana inanıyoruz, sana güveniyoruz dedi. Demiş. Topu tüfeği 10 dakika, 15 dakika sonra şeyde nedir? Sosyal medyada. Sosyal medyada bir de yayınlıyorsa adam gibi yayınlayın. Kendi isminizi söyleyin de ya. Kendiniz yayınlayın. Deyin ki böyle bir şey olmuştur. Yayınlayın. Esas maksat o değil. Şimdi
o anda çözemiyorsun. Zannediyorum ki ben aday olduğum İYİ Parti'den de işte kızdırar da. Tepki. Tepki. Öyle değilmiş. Şimdiki kanaatim şu. O kaseti koymuşlar ceplerine. Olası ön seçim olsaydı demek ki parti içinde ön seçime giriyorken bu kaseti yine koyacaklar. Ama şimdi buradan başka bir sonuç çıktı başkanım. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partileri... Ben onları yaptığına öylece inanıyorum. Desinler ki yapmadık. Çok önemli bir iddia. Çok başkanım. İddia ediyorum. Yani herkes delikanlıdır. Desinler ki o dedikodu yerinde ben yaptırdım, ben yayınlattırdım diyenler savcılığa vermişim zaten. Gitsin savcılığa adam gibi desin ki delikanlıca. Ben yayınlattırdım bunu desinler. Yani Demirhan Elçi'nin önünü kesmek adına Cumhuriyet Halk Partileri bunu yayınladı. Bana göre onlar yaptı. Yani kim yapacak? Böyle bir iddianız var. Evet iddiam var. Ha, ispat edebilir misin? İspat etseydim zaten savcılıkta ispat ederdi. Ben Artvin'e gelmeden önce de belediyeden müracaat edilmiş. Hı hı. Belediyede olan olduğu için. Orada da şey işte tespit bir şeyler yapılmışlar ben Artvin'e gelene kadar. O şeyin özel kalemdeki iki tane notebook'tan birinin fotoğraf çekilerek yani şey video çekilerek şeyden eski kayıt tekrarlanarak yapıldığı da bir kişi tarafından tespit edilmiş. Savcılığa verilmiş. Ben de geldim bir de şikayetçi oldum ben de. Evet. Ama şundan bundan demedim. Bunun dedim siyasi uzantısı da vardır. Öyle de şikayetçi oldum. Ama dedikodu geziyor. Ben yayınlattırdım. Ben şey yaptım. Görsün baksın diyenler delikanlıysalar şeyseler desinler ki biz yaptık. Ha. Adam adamı vurmaz ki. Keşke yaşanmasaydı. Bir başka bir şey söyleyeyim sonra. Buyurun başkanım. Ben hemen toparlayıp projeye geçeceğiz. İnşallah bana bir daha fırsat verirsiniz. 2-3 kere. İnşallah ekranım lütfen. Yani seçim, şey yasak, seçim yasaklarına kadar yayın yasaklarına tamam. Kadar ekranım yani, açık başkanım. Buyurun. İnşallah davet edersiniz. Tekrar gelirim de i̇nşallah şey yaparım. Şunu söylüyorum. Bugün demin söyledim ya ki İstanbul'da bilmem bina alınmış, şey olmuş, işte paralar tabar olmuş bilmem. Onları bilemem. Doğrudur, yanlıştır, ne maksattadır bilmem. Orada ne dediler diyorlar ve diğer öbür kasetçi ne diyorlar? Bunlar diyorlar FETÖ tarzı uygulamalar bizi imajımızı zedeliyorlar, itibar suikasti yapıyorlar diyorlar değil mi? Hakikaten FETÖ yöntemiyle yapıyorlar da bunu. Ne kadar haklılar değil mi? Artvin'de siz bana niye yapıyorsunuz ya? Hiçbir vicdanınız yok. Yani şunu mu diyorsunuz? Hırsızlığa biz karşıyız, arsızlığa biz karşıyız ama bizim hırsızlığımız, bizim arsızlığımız iyi midir diyorsunuz? Onlara söylüyorum burada. Buradan Artvin halkı da dinlesin. Beni ne kadar mağdur ettiklerini, bana ne kadar haksız bir uygulama yaptıklarını Artvin halkı da dinlesin. Nasıl mağdur ettiklerini, benim itibarımı da zedelediler. Ne itibarımı zedelediler? O kasette değil. Ben başarılı bir belediye başkanıyım. Adam gibi belediye başkanlığı yapmışım. Çalmamışım, çaldırmamışım. Bir adamı aday etmezsiniz niye? Fazla yaptı, millet yoruldu diye. Millet bir daha seçmez diye veya başarılı olamadı. Bu hırsızlık etti, mahkemeye düştü. Ben 3 ayda bir Sayıştay denetiminden geçen insanım. Benden önce 5 yıl bir tane müfettiş gelmemiş o belediyeye. 3 ayda bir olmuşum, 3 ayda bir Sayıştay denetimi geçirmişim. Bir tane şahsıma soruşturma yok. Çalıştırdığı memurlarım da bir tanesine soruşturma yok. Bırakın mahkemeyi. Öyle gururlanıyorum. Öyle bir aileden yetiştim. Öyle bir kültürle yetiştim. Öyle bir Artvinliyim ben. Herkes de Artvin'de %95'i benim gibidir. Onun için başkasına söylediklerini kendilerine yani hep keser gibi kendilerine yutmasınlar. Hızar gibi. Bir sana bir bana. Bir sana bir bana yapsınlar. Artvin deyimiyle. Onun için burada şeyde keşke öyle bir şey yaşanmamış olsaydı ama FETÖ yöntemiyle yapanlar kendileri esas başkalarına bir şey diyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Şimdi şöyle başkanım. Şimdi söyleyeyim. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle cevap hakkı kullanmak isteyenlere ekranımız açık. Bunu net olarak söylerim. Başkanım da bu konuda gerçekten çok açık. Şimdi ısrarla arıyor. Bir izleyicim de bu mesajı okuyayım başkanım izniniz olursa. Tamam. Engin Üstünde. Sayın başkanım Artvin'in bize yaptığınız başarılı çalışmalara teşekkür eder. Başkanınıza ve kanalınıza sevgi ve saygılar sunarım. Başkana sorum. 4 yıl boyunca yaptığınız başarılı çalışmaları görmeyerek hakkınızda anket yaptırarak sanki olumsuzmuş diye lanse edilen anketi genel merkez mi yaptırdı? İl örgütümüz mü yaptırdı? İlçe örgütümüz mü yaptırdı? Sayın milletvekilimiz mi yaptırdı yoksa? Artvin halkımızın saçma sapan sorulara yanıt verdi.
Serkan Gümüş, başarılar diyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, diğer adaylarımız bazı projelerle karşınıza çıkıyor. Siz çoğu sorunları çözdünüz. Artvin'de otopark sorununu nasıl çözeceksiniz? Şimdi projelere geçeceğiz başkanım. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tam anlayamadım kimin şey yaptığını da. Birincisi şu. Artvin'de memnuniyet anketi yapılmadı. Cevap vermiştiniz buna. Evet. Daha sonra 8 Aralık ya da 9 Aralık'ta bir anket yapıldı Artvin'de. CHP'nin yaptırdığını zannederek herkes öyle bir kanaat oluştu. Ben o zaman İstanbul Milletvekilimiz, eski Genel Başkan Yardımcımız, Artvin Hemşehrimiz Yunus Emre Bey Artvin'e gelmişti bu aday adaylarıyla ilgili bir şey için, bütün ildeki. Hı hı. Bütün belediye başkanlarımız da oradaydı. O anket sabahtan başlamıştı, 9'da başlamıştı. Yunus Emre Bey saat 1 gibi geldi. Orada sorduk ki Yunus Emre Bey'e ki bugün bir anket yapılıyor. İşte bizim isimlerimiz söyleniyor. Aday olmayan insanların isimleri söyleniyor. Bir de şu anda Yusuf Ali adayımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yusuf Ali adayı var. İlan edilen. Hı hı. O aday, yani geçen dönemde adaydı. O adayın da ismi Artvin için söyleniyor. Bu anketten bilginiz var mı dedim. Dedi ki ben Ankara'dan yeni geldim. Herhangi bir bilgim yok. İl başkanıma sordum. Beni dinliyordurlar bu şeyde söylesin. Dedim ki başkanım sizin bilginiz var mı bunu bizim parti mi yaptırıyor diye. Hı hı. Dedi ki benim de bilgim yok. İlçe başkanıma sordum. Dedim ki başkanım sen biliyor musun şeyde? Dedi ki ben de bilmiyorum. Yunus Emre Bey dedi ki ben Ankara'ya gidince öğrenirim. Şeyde sana da cevap veririm. Tamam dedik, gitti. Ertesi gün dedim ki öğrenebildiniz mi? Hem Yunus Emre Bey'e hem il başkanıma hem ilçe başkanıma. Hayır dedi, öğrenemedik. Ben de dedim ki bir yazı yazın ya genel merkeze ki bu anketi sonucunu sormuyoruz. Bu anketi Cumhuriyet Halk Partisi mi yaptırdı yoksa yaptırmadı mı? Sordular yazılı. Cevap da gelmedi. Sahip de çıkmıyorlar. Yapılan anket o. Onun da sonucunu çıkartsınlar. Yani bütün yapılan anketlerin sonuçlarını adam gibi çıkartsınlar. Delikanlıca çıkartsınlar. Hepsine razı. Evet. Yani. Şimdi başkanım projeye yani anket manket yapılmamış. Anladım. Soruya da cevap verin. İlk bölümde de cevap verdiniz. Sürenizi de tasarruflu kullanmak adına hemen projelere geçelim. Beni bir daha çağırasınız diye böyle yani şeyde reklamlar gibi. Öyle başkanım. Hemen proje. Artvin'de görev süreniz boyunca neler yaptınız başkanım? Birincisi evet. Şunu söyleyeyim. Artvin halkı da biliyor. Ben Artvin Belediyesi'nin 35 milyon lira olduğu zaman, gerçekleşen bütçesi 35 milyon lira olduğu zaman 52 milyon borçla devraldım. Böyle bütçe bir, 35 milyon, ya, 52 milyon borç var. Borç 52 milyon. Yani yıllık bütçenin %150'si borçla devraldım. Ne yaptık biz? Mali disiplin sağladı. Hizmetlerimizi anlatacağım ama bunları nereden yaptınız yazın. Bir yerden yardım gelmedi. Ben bir de 3-5 kuruş içinde nedir kimseye buna bana yardım et de işte şeyde, benim becerebileceğim, çevirtirebileceğim bir şey varsa o opsiyonumu başka şeylerde, daha büyük şeylerde kullanmak için yapmam. Kendi kaynaklarımla yaparım. Mesela Kavkasör'ü aldık. Kavkasör'ün parasını belediyenin verme şansı da yok. Gücü de yok. Allah bin kere razı olsun İsmet Acar'dan, iş adamımız Artvinli. Her partiye, hangi partiye gidersen git. Zannedersem işte şimdi burada söyleyeyim. Onun haricinde bütün her siyasi görüşe evlenene yardım eder, arabası yanana yardım eder, köyde evini yapmaya yardım eder. Her kuruma, her belediyeye, devlet... Artvin'in yanında birisi. Yanında. Allah, biz bir eksiltiyoruz, Allah ona bin kere versin. Ona gittim. Kavkasör'ü aldırdık. O zamanın parasıyla 12 milyon liraya. Belediyenin gücü yok. Öyle şeyler için ben gider de iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden şey isterim. Hı hı. Bütün kaynaklarım belediyenin geliri de artmadı. Ama belediyeye geldiğim zaman şuydu, şunu da bilsinler. Şimdi arkadaşımız aday oldu. Ben kişiliğine asla bir şey söylemem. Ama iyi bir belediye başkanlığı Artvin'de yapmadı. İyi bir kamu kuruluşunu yönetemedi. Yönetmek mi istemedi, yönettirmediler mi bilemem. Belediyenin gelirleri çok fazla kayıtlı olmayıp giderleri kayıtlı olan bir belediyeyi teslim aldım ben. Gelirimi de artırıp veya zam yapıp da yapmadım. Giderlerimi bana göre israf olan şeyleri tasarruf ettim. Mali disiplini sağladı. Oradan da artırdıklarımla Artvin halkına 50 yıl
önceki ve bundan sonraki 50 yıllık sorunlarını çözecek altyapıyı 3 senede bitirdim. Bütün altyapıyı, doğalgazı, kanalizasyonu, içme suyunu, yağmur suyunu çözdüm. Buradan söylüyorum Artvin halkına. Yağmur yağdığı zaman taksi durağının oradan geçemiyordunuz. Araba geçtiğimiz şap diye şey su yapıyordu. Alıyor. Su alıyordu. Şimdi hiç yok caddelerde su. Niye? Yağmur suyu kanalları yaptık. Onları kanallara aldık. Eksiğimiz yok mu? Yapılacak yerler yok mu? Var ama ana arter yerlerin hepsini çözdük. Ne yaptık biz? Dediğim gibi işte kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, doğalgaz. Yani aynı bu söylediğimiz gibi göstereyim. Nereden? Böyle mi göstermem lazım? Ekranda da dönüyor görüntüler. Dönüyor İstiyorsanız mu? Şöyle yapalım başkanım. Siz şöyle ben böyle göstereyim görürler. Görünüyor abi. Ekranda. Görünüyor. Günü kurtaran değil de şehrin geleceğini planlayan bir şeffaf belediyecilik yaptık biz. Hı hı. Derman belediyeciliği yaptık. Vatandaşın lehine olan şey yaptık. 7 mahallemizi 3 yıl içerisinde şöyle öne tutalım kameranı. Böyle tutalım? Şöyle tutalım başkanım. Şöyle tutalım. 3 yıl içerisinde benim bu 5 yıllık görevim içerisinde 2,5 sene pandemiyle geçti. Herkes evinde pandemiden dolayı dışarı çıkamazken, kamu kuruluşları bile dışarı çıkamazken benim belediyedeki emektar arkadaşlarım pandemi dahil olmak üzere 7/24 çalıştılar. 2,5 yılı pandemiyle geçmiş olmasına rağmen 3 yıl içerisinde biz Artvin'in 7 mahallesinde doğalgaza kavuşturduk. Artvin'in genelinde de %92'si bugün doğalgaz kullanabiliyor. Ona kavuşturduk. Bir diğer şey paslı borulardan geçen içme suyu hatlarını değiştirdik. Onları yeniledik. Bütün kazınan yolları şurada işte kanalizasyon 14.500 metre kanalizasyon hattını yeniledik. Evet. Şimdi orada ekrana da geliyor başkanım. Geliyor değil mi? Oradan tamam. Bakalım istiyorsanız. Tamam. Projeleri bir taraftan. Ben bir de buradan göstereyim tamam. De. Tamam. Olsun başkanım. Şey yapayım. 7000 metre içme suyu hattı yeniledik. Evet. Bu içme suyu hattıyla yani izale hattıyla arıtma tesisimiz, içme suyu arıtma tesisimizin ilk şeyi bende değil. Yani benim zamanımda başlamadı. Kocatepe Başkanı zamanında şey yaptı. Ben zaten bunu söylerken böyle bir hizmet bana nasip oldu diyorum şey yapmak. Bitirmek bana nasip oldu ama başladığı zaman geldik. Devlet Su İşleri'ninle beraber belediyenin protokol yapıp Devlet Su İşleri'ni yapıp 30 yıl boşlandırdığı bir şeydir. Bu içme suyu tesisimizi devreye aldık. Hı hı. İçme suyu tesisimizi devreye aldık dediğim zaman şunu da hatırlatmak isterim. Artvin'de son 1,5 ayda 2 kere büyük bir sel oldu, yağmur yağdı. İkisinde de müthiş bir şekilde seller, heyelanlar geldi. Dolayısıyla 33 kilometreden gelen, Hatila Deresi'nden gelen içme suyu hattımız kırıldı. Kırılınca ne oldu? Artvin'i besleyen tek kaynağımız orası. Suyu kestik. Birinde 23 gün kestik, birinde 18 gün kestik. İkincisinde, şimdikinde de 18 gün kestik. Artvin halkı 23 gün yüzünü bile yıkayamayacaktı suyla, şeyle. Ama Artvin halkı hiç sanki su kesilmiş. Hiçbir şey fark ettirmedi. Siyaset zamanı ben öyle biri olmuş olsam bir gün suyu keserim. Derim ki heyelan geldi, zaten geldi. Borular kırıldı, gösteririm oraları. Yapacağız, şunu yaptık, bunu yaptık derim de hiçbir şey hissetmedi. Hiç kimsenin bir saat suyu kesilmedi. Niye kesilmedi? İller Bankası'yla yaptığımız şehir içi şebekesini yaparken dedim ki eski şebekeden gelen eski su kaynaklarımızın şeylerinin parasını belediye olarak biz verelim. İller Bankası gerekiyorsa borçlanabiliyorsak İller Bankası'na yaptıralım. O hatları bozdurmadık. Hı hı. Bu kaynaktan gelen hattını ayrı yaptık. Dedim ki 33 kilometre hiç böyle bir heyelan gelir hesap etmedim. Dedim ki 33 kilometrede gidemeyiz. Hatila'da kar yağar, bu su donar dedim. Donarsa biz onu açmaya gidemeyiz. Öyle bir durum olursa ne yaparız düşüncesiyle o zamanki Fen İşleri Müdürüm arkadaşım da fikrimi açtı. Ona da teşekkür ediyorum çünkü fikir babası odur. Dedi ki böyle yapalım başkanım. O hatları ayrıca yaptırdık. Bugün dediğim gibi Artvin'de aşağı yukarı 40 bin su kesilecekti. Yani yüzünü yıkamaya su bulamayacaktı ama hiç kimse
şırıl şırıl musluğundaki su da tertemiz sudur. Şey değil, arıtmamız yepyeni, son model. Devlet suçları yapmış, dediğim gibi yarısını hibe etmiş devlet. Şeyde yarısının parasını alacak 30 yıl boyunca. O paralarla ilgili başka şeyler var ama bu bugünkü konumuz değil. Artvin halkına da musluktan akan suyu içirebiliyoruz. Ama su kesintisinde bu işi yaşatmadığımızı da ayrıca bilsinler henüz. Evet. İçme suyu depolarımızı yeniledik. Bütün eski olan bütün içme suyu depolarımız eskiden bu vaziyetteydi. Şimdi bu vaziyete geldi. Evet. Ekrana da geliyor. Artvin'deki 18 caddeyi, 63 sokağı dibden başa yeniledik. Kazıdığımız, doğalgazın geçtiği, kanalizasyonun geçtiği, içme suyu hattının geçtiği veya başka türlü altyapısını yaptığımız mesela telekom, TEDAŞ, doğalgaz, kanalizasyon, içme suyu aynı yeri aynı anda yaptırttırdım. Eşgüdüm sağladım. Dolayısıyla bir kere oldu, zahmet çekildi. O zamanlar kızdılar. Dedim ki zahmetsiz rahmet olmaz. Sağ olsun Artvin halkı sabretti. Bu hizmetler oluyor diye şimdi o zaman da teşekkür ediyordular. Şimdi de teşekkür ediyorlar. Ben de Artvin halkına minnettarım. Anlayışları için, sabırları için. Parasıyla da olsa asfalt alamıyorduk. Çünkü asfalt tesisimiz var. Onu işletsek bize lazım olacak kadar asfalt ekonomik olmuyor. İşletemiyorsun. Parayla da zorla da olsa 20.211 ton sıcak asfalt yaptık Artvin'de yollar. 17.584 metrekare beton yol yaptık. 8.929 metreküp taş duvar yaptık. ...151.987 metrekare kilit parke taşı döşedik. Yani bunları söylüyorum, Artvin'i bir düşünün. Diyeceksiniz ki bu kadar metrekarenin, belediyenin bir metrekare tapulu yeri yok ha. Bunları konuşurken Artvin'de öyle bir şey yok. Bir metrekare tapulu yerimiz yok mevcut binalarımızın haricinde öyle. Ha burada bir arsamız var, ha burada gider de bir tesis kuracağız diye bir yer yok. O yapılacakları anlatırken onları da söyleyeceğim. Bazıları başkalarının yerine bir şeyler yapıyor, proje yapıyor. Senin olmayan yere neyin projesini yapıyorsun? Belediyenin hiçbir taşınmazı yok. Kendi binaları arasında. Kendi, arsası arazi, yok, arsası, arazi, toprağı arazi. Yok. Anladım. Bir tane otopark alanı var. 300 metrekare mi ne o kadar. Başka yok. Yani kendi arsası olan başka hiçbir yeri yok. Birileri yazmış diyor ki 12.500 metrekare şehir otobüs şehirler arası otobüs terörü. 12.500 metrekare yerini de bulacağız. Ben bir dönüm yeri bulamadım. İhale ettim yeri bulamadık yaptıra. İhalesi oldu oldu. Bir dönüm yer bulamadım ben. 12.500 metrekare. 12.500 metrekare kağıda yazarsın ama yapamazsın onu. Hani hayal başka gerçek başka onun için söylüyorum. Artvin'in girişi vardı eskiden. İki giriş şeydi, tek giriş vardı. Sonradan köprü yapıldı. İkinci girişi oldu. O eski köprü başından girişte arabalar gelirdi şeyden. Şu an ekrana gelen yer mi? Gelen yer. Evet. Arabalar gelirdi. Karşıdan bir tane araba sığamazdı. Yolları paramparçık şey yapardı. Ama geldik hiç sözümüz yok. Hani söz verdik seçim öncesi de gittik arkadaş biz bu yollar yapacağız, bu duvarlar yapacağız demedi. Bulvar gibi yol yaptım. Artvin'in şeyine Kordul denilen yerdir. Kazım Karabekir Caddesi'ni pırıl pırıl yaptım. Oradaki muhtarına da, oradaki ihtiyar heyetine de, oradaki halkın da hep beraber ne dediyse beraber yaptık. Onlara da helal hoş olsun. Buraya da 50 senedir kimse el sürmemiş. Her hangi siyasi parti olursa olsun. Kimseyi suçlamıyorum ama adam gibi ben yaptım bunu. Demin de söyledim. Kafkasör. Kafkasör başka bir şey. Kafkasör işte 200 yıllık bir bizim şeyimiz, geleneğimiz, göreneğimiz. Bazısı 100 yılın hayali diyor, bazısı 200 yılın hayali. Ben 200 yıl diyorum. Ama 100 yılı bilenler var. Yani 90 yaşındakiler falan biliyor ki şeydir. Aynı yerde oluyor. Bu festivalde, bu boğa güreşlerinde ki hatta size de zaman zaman orada canlı yayın yaptınız. Onun için de ayrıca teşekkür evet. ediyorum festivallerimizde. Evet. Bu yeri böyle kısa geçmek istemiyorum. Allah bin kere yine İsmet Hacer'den razı olsun. O olmasaydı alma şansımız yoktu.
Şeye de bu arsanın sahipleri vardı. Bu arazinin sahipleri var. Gökçek ailesi. Üç kardeştirler şimdi. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Uygun fiyatla verdiler. Anlayış gösterdiler. Madem kamuya alıyorsun, madem Artvin halkının adına alıyorsun dediler. Onlar da bize çok büyük anlayış gösterdiler. Gökçek ailesine de burada 1 milyon kere teşekkür ediyorum. Şunu anlatmak istiyorum şimdi. Artvin halkı da dinlesin. Şimdi en çok bu yeri al, 5 dönüm sana yeter diyenler, şimdi arkamdan sövenler oldu. En çok bu festival alanını al diyenler, şimdi sövenler oldu. Onlara da buradan sesleniyorum. Yediğiniz ekmeğe ihanet etmeyin. Yazıktır. Hakkımı söyleyin, ne biliyorsanız onu yapın. Ama şimdi arkamdan şudur budur konuşmayın. İsmet Acar'ı herkes tanıyordu. Ben İsmet Acar'ı seçildikten sonra tanıdım. Benden önceki Kocatepe Başkan İsmet Acar'dan, İsmet Acar herkese yardım ediyor diyor mu? Yardım talep etti. Artvin Belediyesi'ne de, Boşkalsı'na da, Yusufeli'sine de, Şavşa hepsine yardım etti. Kocatepe'ye de yardım etti. Ondan önceki Emin Başkan'a da yardım etti. Kadir Bey'le şey bilmiyorum. Seracettin Bey çünkü çok eski ona, ama onlar da İş adamlarımızdan, o dönemde Ergin sahibi Müfit Bey'le Vural Bey'den yardım aldılar. Onları iyi biliyorum. Hepsi yardım aldı. Hatta Kadir abinin zamanında Vural Bey onlar bir kreider vermişler kendilerini imal ettiklerinde. Herkes, bizim iş adamlarımız hepimize yardım etti. Bu Kafkasör her zaman ya bir satın alınsa, burayı tam bir milletin olsa söylendi. Ama kimse ya cesaret edemedi ya da almak istemedi. Dediğim gibi İsmet Acar'ı rahmetli Emin abi, Emin Başkan, 3 dönem belediye başkanlığımız yaptı, efsane belediye başkanımız. Kocatepe bir dönemi yaptı, her zaman İsmet Acar'la araları iyiydi. Yani derken, burayı isteseydiler onlar da alırdı. Ben seçildikten sonra tanıdım. Şimdi de benim öz amcam gibidir, öyle diyeyim. Şeyde, öyle de severim, zannediyorum ki o da beni seviyor. Bu paraları bana niye verdi? Al niye dedi? Bana itimat etti. Dedi ki bu çocuk, bu adam, bu başkan, Artvin halkını seçti. Bu başkan benim paramı çarçur etmez. Bu başka işlerle uğraşmaz dedi. Bana itimat etti. Git al dedi. Ben sonradan tanıdım, aldım, cesaret ettim. Kocatepe Başkan sen de alsaydın. Emin Başkan sen de alsaydın. Benden evvelkileri de alsaydı. Başkalarından isteseydin. Ya almak istediler. Birileri engel oldu. Vazgeçtiler. Hatta bir zamanlar belediyenin parası varmış, alacakmışlar diye bir dedikodu var. Ondan sonra vazgeçmişler. Belki de birileri niye alıyorsun diye engel oldular. Belki de bu yeri aldığım için aday gösterilmemiş de olabilirim. Hani diyordunuz ya. Bu yeri Artvin halkına aldım diye, aldırttırdım diye ve bir de şehri şartlı aldırmışım. Bu yer maksat haricinde hiçbir şekilde kullanılamaz, devredilemez, satılamaz diye tapuda şerh vardır. İsmet amca bu şerhi koydurmuyordu. Dedim ki şerhi koy ki ne olur ne olmaz. Belki de bu yeri aldım diye benim şeyim ne derler, ipimi çektiler derler, bir şey derler. Ondan oldu. Ben bir kez daha söylüyorum. 5 dönem yeter de artarsan 5 dönem seçilirsin. Ben 5 dönem zaten istemiyorum ama yani bir dönemi kıyamadılar 5 dönem diyenler. Bir de en çok buradan faydalananlar şimdi benim arkamdan sövüyorlar. Onlara söylüyorum. Aklınızı başınıza toplayın. Yediğiniz ekmeği inkar etmeyin. Hakkımı verin. Ne biliyorsanız onu da yapın diyorum burada. Evet. Kafkasör Festivalimiz bizim 3 gündü. 4 güne çıkarttık. Bütün etkinliğimizi Kafkasör'de yaptık. Niye? Dedi ki bu festival zamanında bu Kafkasör'ü tanıtalım. Aşağı yukarı 25 bin, 30 bin kişi geliyor. Sizin şeylerinizde de şey yaptı. 4 güne çıkarttık. Orada şimdi birileri diyor ki bizim zamanında çok etkinlikler vardı. Biz o Kafkasör'de işte bilmem neyin şampiyonlarını yapacağız, bilmem ne. Biz orada folklorda, halk oyunlarında Türkiye şampiyonasını yaptık. Artvin'den o kadar ilgisizler ki orada böyle bir şeyin yapıldığını bilmeyenler şimdi gelmiş aday oluyorlar. Artvin'den o kadar ilgisizler yani. 4 gün yapıp bütün etkinliklerimizi
Kafkasör'de yaptık ve bir yıldızlar kategorisi olarak da boğa güreşlerini bir gün daha fazlasına çıkarttık. Evet. Şeyde bu Kafkasör'ü de şey yapıyoruz. Her zaman üreticiye destek olduk. 5 yıl içerisinde 350 bin kök, ki ilk yılımızı yapamadık, dolayısıyla 4 yıl içerisinde 350 bin kök ata tohumundan fide yetiştirip halkımıza bedava dağıttık. Bedava, parasız. Hiç. Yani şunu satalım. Kimseyle de rekabet etmedik. En son senesinde de biz kendimiz üretiyorduk seralarda. En son senesi de Artvin Ziraat Odası ile anlaştık. Onlara ürettirdik. Dedik ki bizim bize lazım olanları bize verin. Kendi üyelerinize parayla satıyorsunuz. Onlara da bedava verin dedik. O Ziraat Odası ile de öyle bir protokol yaptık. Sadece ekilip biçilen işlerle mi uğraştık? Artvin'in bir ırkı var. Yerel ırk bir koyunu var. Bicik derlerdi. Onun nesli tükenmek üzereydi. 50 ya da 60 tane bir yerde buldum Yusufeli'nin dağ köylerinde. Onlardan bir kısmını satın aldım. Bunu dedim üreteyim de bu yerel ırkımızın nesli tükenmesin. Bir de bu arada dünyada en iyi eti olan koyun ırkıymış. Suffolk diyorlar, İngiliz ırkı. Bunu buldum Afyon'da. Gittim baktığım yerine, onlardan da aldım. Onlardan çoğalttım. Dedim ki bakalım ki 2 senede aşağı yukarı Ar-Ge yaptım 2-3 sene. Bu Artvin'in tabiatına, coğrafyasına uyuyor mu? Uyum sağlıca. Canlı ağırlığı 150 kilo. Koyun bu. Canlı ağırlığı 150 kilo. Yani 15 kilo, 30 kilo, 50 kilo falan değil. 150 kilo canlı ağırlığı gelen İngiliz Suffolk koyunu. Kuyruğu da yok. Koçunun boynuzu da yok nasıl olsa. Bu da iyi bir şeydir diye hayvancılık yapan, yapmak isteyen özellikle kadınlar ve gençlere de ücretsiz olarak dağıttınız. Dağıttık. Sadece şartımız var. İlk 2 doğum. Hayvan ilk 2 doğumundaki yavruların yarısını belediyeye verecek. Ondan sonra o 2 doğum yapana kadar da satamıyor. Satış yasağı var. Ondan sonra ne yaparsa yapsın o yavruların yarısını da bize veriyor ki biz yine büyütüp yine bunları verelim diye. Biz Artvin'de bunu da yaptık. Parasız. Şey yok. Üreticimizi o şekilde destekledik. Devam edelim başkanım. Süremizi de yavaş yavaş dolduracağız. Bitiyor mu? Bunu bitiremeyiz ki biz. Bitireceğiz başkanım, olmaz. Bu projeleri bitireceğiz. Çünkü bunu bitiremeyiz de bir dahaki sefere kalır bu. Ya bir dahaki sefere yapacaklarınızda konuşuruz başkanım. Ondan sonraki sefere anlatırız. Olsun başkanım, nasıl istersen. Ben sevdim bu. Problem yok başkanım. Ne demek? Yayın yasaklarına Türkiye'de kadar... Türkiye'de demin söyledim. Dedim ki biz meclis toplantılarımızı mahallelerde halka açık yapıyoruz. Canlı yayına değil. Canlı yayını herkes yapıyor. Halka açık yapıyoruz ve halka açık yapıyorken belediye başkanına ve belediye meclis üyelerine tek soru sorulabilen başkansınız. Yok. Meclis toplantıları yapıyoruz diyoruz. Pardon. Meclis. Yani. 1300 belediye var. 1300 küsur belediye var. Başka yapan yok. Evet. Peki yine 1300 üzerinde belediye var. Türkiye'nin hepsinde söylüyorum. İstanbul'la Ankara'sı var. Artvin belediye hudutlarında belediyemizde nikah kıydırıp, yani belediyemiz nikah memurluğunda işlem yaptırıp, Artvin düğün salonlarının veya kendisi nedir kır düğünü Artvin'in belediye hudutları içerisinde yapan her çifte evlilik desteği olarak tam cumhuriyet altını veriyoruz. Hiç kimse ayırmıyoruz. Şuna verelim, buna verelim değil. Kim bu şartları taşıyorsa meclis kararıyla veriyoruz. Bugüne kadar da 625 çiftimize tam cumhuriyet altını vermişiz. Sosyal belediyecilik, evlilik desteği bu işte. Evlenenlere bilmem ne veriyorum diye. Ben zaten başlatmışım. Altında bayağı pahalı başkanım. Kaç lira şimdi? Vallahi bilmiyorum. Çok altı. En son aldığımız zaman 16 bin liraydı. Şimdi kaç liraydı bilmiyorum. Herkes artıyor yani gerçekten. Yani şeyde 625 ile de çarptım ben. Bunu da söyleyeceğim. Yine eskiye gireceğiz mecbur. Vatandaşa odaklı ulaşıma başladı. Artvin'de belediye otobüsü yok. Yani belediye otobüsü olmayınca devletin sosyal hizmetler tarafından 65 yaş üstünü gazinin taşınması için otobüsçülere, belediyelere devlet araç başına bir destek veriyor. Atarak söylüyorum bugünkü parayla 2000 lira, 3000 lira. Bunları bedava taşıyacaksın diyor.
ayakta yolcu taşıma kapasitesi olmayan hiçbir araca bunu vermiyor. Artvin'de de belediye otobüsü veya otobüs olmadığı için, yollarımız otobüsün gezeceği kadar olmadığı için minibüslerimiz var. Minibüslerde ayakta yolcu taşıma yok. Onun için bu destekten Artvin Belediyesi'nin minibüsleri de faydalanamıyor. Belediyenin zaten özel halk minibüsleri durumda. Onlar da faydalanamıyor. Dolayısıyla otobüs olmayınca faydalanamıyor. Biz geldiğimiz zaman iki tane kiralık otobüs vardı. Kiralık da değil, kiralık değil. Bağışlanmıştı. Bizden zorla aldılar gerisin geri. Şimdi de mahkemeye düşmüştük ondan. İşte gelirken şey yok, nedir? Şart, kimin teslim aldığı belli değil. Kimin verdiği belli değil. Şey yok, arada resmiyet yok. Bütün masraflarını biz karşılamışız, şey yapmışız. Bundan parayla yolcu taşıyordular. 65 yaşın üstünde sadece bir hattı için götürüp getiriyordular. Biz geldik, dedik ki biz esnafımızla rekabet etmeyeceğiz dedik. Ertesi gün zaten bu otobüsleri pat diye durdurdular seçim sonrasında. İki otobüs de biz hangarlara çektik. Hemen o gün 32 tane belediye özel halk minibüslerinde 65 yaşın üzerindekileri, gazilerimizi, şehit yakınlarımızı ücretsiz taşıtmaya başladık. Bu iki otobüsün hikayesinde bir dahaki programda anlatırım. Mahkemeye gittim de yemin ettim ki biz bunlardan bir sözleşme yapmamışız, bunu kiralama. Adamlar kira parası istedilerdi 3 senelik, 4 senelik. Eskileri de şahit diye tuttuk, onlar da doğru şahitlik etmediler, halkta bilsin. Evet. Şimdi de o minibüsçilerle de mazot filan artınca bunlar da dedi ki artık biz senin verdiğin destekle, ben de belli bir çok küçük miktarda araç başı para veriyordu. Bu yeterli değil. Bu sefer 65 yaş üzerindeki halkımızda minibüsçüler ekonomik şartlardan kaynaklı kötü olmaya başladılar. Bizim hizmetlerimiz kötü oldu. Onlar dediler ki biz taşımak gücümüz kalmadı dedim. Zaten dedim kalacak halde kalmadı sizde. Ben de size şey yaptım. İki tane otobüs kiraladım aylık. Bütün sivil vatandaşı götürdüm. 65 yaşın üzeri gazi, şehit yakınlarının hepsi iki tane otobüsüne biri aşağı gidiyor biri yukarı bedava olarak hizmet ediyoruz. Evet. Bu da bu hizmet de başka bir yerde yok. Yine söylüyorum başka bir belediyede yok bu. Biraz süremiz açtık ama son 10 dakikada bitireceğiz sevgili yönetmenim. 10 dakika süremiz var başkanım. Hızlı bir şekilde kalan 4-5 tane proje kaldı. Görüyorum orada. Bu projeler çok. Çok yani tamam burada olanları anlatıyorum. Bu çok. Burada bak bütün şeyde. Daha devam. O zaman bir sonraki programa yani, sarkıtacağız başkanım. Burada yazmışım. Artvin için canla başla dolu dolu 60 ay demişim. Şeyde. Söz vermediklerimi yapmışım. Şu da şu kitabı da göstereyim. Buyurun başkan. Bu da bir garip tarafı. Konudan konuya geçiyoruz. Tek kameraya geçelim. Buyurun başkan. Konudan konuya geçiyoruz. Şöyle önünüze tutun lütfen başkan. Öyle mi dursun? Şöyle tutun. Bunu da seçim öncesi ben o zaman neler yapacağım diye vaat kitabım benim. 2019 mu? 2019. Seçim bitti. Halen daha bugün belediyeye girersiniz. Bu kitapçıklardan bulursunuz. Bu kitapçıklardan seçimden sonra bastırdım. Dedim ki gelen giden alsın bunu. Neye söz vermişim? Ta o zamandan. Bu seçimden senedin vakti çabuk geliyor. Vakit geldiği zaman sen bunları söylemişsin, bunları yapmışsın diye bana hesap sorsunlar dedim. Kendimi de şey yapıp şimdi herkes de var bu. Herkes bakıyor. Bu kitabın içine açsınlar. Bunun %90'ını, %95'ini gerçekleştirmemişsem görsünler. Hayali bir hiçbir projem yok. Dediğim gibi burada dolu dolu hizmet var burada. Bizim mesela sosyal yardımlarımız, yaşlılara yemek hizmeti veriyorduk ihtiyaç sahibi olanlara. Onun akabinde sosyal yardım yapılıyordu. Birine bir ay biri. Şu mikrofonu düzeltelim yönetmenim rica edeyim. Yine başkanım düştü. Biraz tabii şöyle yakanıza doğru yine bakarsanız düştü, lütfen. Ben hararetli bir adamım en sakin zamanı. Tamam öyle yukarı doğru çekelim başkanım. Biraz yukarı tamam teşekkür ederim. Tamam. Canlı yayında değiliz yani kimse yok biziz. Şöyle söylüyorum. Buyurun başkanım. Devam ediyor değil mi canım? Tabii tabii buyurun ediyor. Espri yaptım ben başkanım lütfen canlı. Birisi yardım istiyor ihtiyaç sahibi. İşte bu ay 300 lira veriyorsun. Öteki ay vermiyorsun. İşte bilmem ne yapıyorsun şey yapıyor. Biz onu değiştirdik. Ne yaptık? Banka kartı veriyoruz ihtiyaç sahiplerine. Belediyemizin bir yönetmenliği var. Sosyal yardım yönetmenliği yaptık. Önceden yoktu. Sayıştay'ın onayına da yolladık onu. Hı hı.
şey yaptık, Sayıştay'dan da geldi. Biz para yardım yapıyoruz. Şunu göstereyim. Yemeği daha sonra anlatayım. Diyelim ki sana 1.000 lira veriyoruz her ay. İşte çocuğun kaç tane varsa, ailede kaç kişi varsa 1.000 lira veriyoruz. Veya 2.000 lira veriyoruz. Veya 300 lira veriyoruz. Bankanın kartı var. Ne belediyenin logosu var. Ne bilmem işte halk kart, hukuk kart, iyi kart, kötü kart diye bir şey yok. Aynı cebimizdeki bizim kredi kartı, banka kartı gibi hiçbir şey. Adam gidiyor markete veriyor kendi kartı gibi. O alışveriş yaparken dükkanın sahibi bilmiyor ki bu belediyenin verdiği karttır. Normal alışveriş ediyor. Çıkıyor. Para bitiyor, öte sahibi bekliyor. Ayakkabı alıyor, çikolata alıyor, sigara alıyor. Bazısı ne alıyorsa onu bilmiyorum. O şekilde yani sağ elin verdiğini sol el görmüyor. Burada teşhir etmiyoruz kimseyi. Bir diğer şey yemek hizmetimiz. Eskiden yemek hizmeti belediye kendisi üretiyordu. Yani yemek yapıyordu. Kendi arabasıyla kapıları dolaşıyordu işte. Kaç tane hane varsa ihtiyaç sahibi. Onlara yemek veriyordu. Dolayısıyla komşusu diyordu ki buna belediye yemek getiriyor. Adam zaten ihtiyaçlı. İnsanlar utanıyordu. Allah razı olsun diye bu hizmeti veriyormuşlar. Hocatepe Başkan zamanında başladı bu. İyi ki veriyormuşlar. Güzel. Ama insanların rencide olduğunu hissettim. Yani yardım yapıyorsunuz. Belediyenin arabası geliyor. Belediyenin işçisi teslim ediyor. Sefertasıyla böyle. Adam diyor ki belediyeden şey yapıyor. Utanıyor adam. Belki de bazısı isteyemiyor. Bunu kaldırdım dedim. Hem esnafla rekabet etmeyeceğim. Artvin'deki lokantacılardan ihale ettim. Dedim ki bize işte atarak söylüyorum 10 kap yemek vereceksin günde. Götürüp sen teslim edeceksin. Belediyenin içi olmayacak. Şimdi ne diyorlar? Lan adama bak ya. İhtiyaçlı adamına işe bak ya. Lan adam lokantadan yemek yiyor diyor. Ayağına yemek bunlar yiyor. Acıncak hali mi var diyorlar ki. O rencide olmalarını da önleyip belediyenin ne görevlisi, ne arabası, ne de kimse. Hangi lokantacı o ay yemeği dağıtıyorsa kendi taksisiyle, kendi şeyle, sefertasıyla götürüyor, teslim ediyor. Biz sadece kontrol ediyoruz ki yemek geliyor, iyi geliyor evet. Mu, gelmiyor mu diye. Sağ elin verdiğini sol el görmüyor. Bizim hizmetler bitmedi. Oradaki projeler var. Bitirelim. Son 5 dakikamız var başkanım. Daha, başka bir şeyler daha var burada. Var ama 5 dakikada bitirelim onları başkanım. Bitirelim ya da, mi yoksa... Ya da söz verin bir daha geleyim. Öyle yapalım o zaman başkanım. Yani eğer... Çok şey yapacaksa bir sonraki programa bırakalım istiyorsanız onları. Bitmez ki burada bir yığın işlem var. Ben kısa kısa geçiyorum. Çapı çapı söylüyorsun. O zaman şöyle yapmayalım başkanım. Tamam. Hiç kısa geçmeyelim. Biz toparlayalım. Tarih verin gelelim. Olur başkanım. Hangi tarihte gelelim? Yani şimdi arkadaşlarla program sonrasında bir bakarız. Tamam. Ona göre tarihi veririz. Çok da vakit geçmesin. Yok başkanım. Uyarım kaldı. Tamam. Hiç aradaki yani uzatmayız başkanım. He, uzatmayalım. Yok uzat. Pazar günü Trabzonspor'un maçı var. Pazartesi günü Trabzonspor konuşulur. Yok pazartesi günü Salı veya genel başkanımız Meral Akşener Trabzon'a geliyor. Evet. Dolayısıyla ona geleceğim. O zaman olma şansı yok. Çünkü programımız var. Ondan sonra hafta içinde... Bir gün belirleyelim başkanım. Belirlemezseniz kalır vallahi şikayet ederim sizi. Yok yok başkanım. Siz de şikayet ederim vallahi. Ekranımız açık başkanım. Ben zaten haksızlığa uğramış bir adamım. Yok bizde haksızlık olmaz başkanım. Tamam. Burası... Size de güveniyorum. Hakikaten teşekkür ediyorum. Her zaman başkanım. Çok çabuk geçti zamanımız. Bu şeyde 5 sene de çok çabuk geçti zaten. 2,5 senesi pandemiyle geçti. Halkla da haşır neşir olamadık. İnşallah bu 31 Mart'ta bu haksızlığa son verecekler. Ve çalışana, çalmayana, çaldırmayana oy verecekler. 1 Nisan'dan itibaren bir 5 sene daha devam edeceğiz. Ondan sonra halkımızda yer alacağız. Evet, çok teşekkür ederim başkanım teşekkür ama ediyorum. Biz burada bırakmayacağız bunu. Tamam. Sözümüz olsun size. Tamam. En kısa zamanda biz arkadaşlarla belirleyip uygun bir saat dilimini tekrar sizinle bir araya geleceğiz başkanım. Ben tekrar de, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bizi sabırla dinleyen, izleyen bütün halkımıza da şükranlarımı, minnettar olduğumu da ayrıca belirtmek istiyorum. Size de yine Kadırga TV ailesi olarak sahibi Turan Bey'den tutun bütün emekçilere, bütün ailenize de özellikle size böyle bir programı fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, biz de teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyiciler, Seçim Özel 2024 programını burada
noktalıyoruz. Şunu ifade edelim. Bütün siyasi partilere ekranımız, siyasi parti adaylarına daha doğrusu başkan adaylarına ekranımız açık. Hani bizim gazetecilikte bir söz vardır. İşte objektif yayıncılığın adresi diyoruz ya. Bazıları bunu yapıyor ama sözde. Özde objektif yayıncılığın adresi Kadırga TV'de tekrar buluşmak dileğiyle.